notta şey yoktu ama ben bunu çok kullanırdım. Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh hazretleri şeyken emir el müminin iken yani Medine döneminde değil Küfe'de olan bir şey. Yahudinin birisi gelir der ki gider kadıya şikayet eder. Benim emir el mümininden 7 altın alacağım var der. Öyle deyince kadı çağırır Hazreti Ali Efendimiz'i huzura. Der ki 7 altın borcum vardı şuna. O da der ki benim buna borcum yok. Yemin eder misin der. Borcun olmadığına dair. O kimse der ki ehli beyte yemin yasak der. Haram. Kadı hükmü verir. 7 altın ödenmesine der. Çünkü gayrimüslimin hakkı önde gelir. Evet. Bunu da bilinmez burada. Hazreti Ali Efendimiz de bunlar iki insan. 7 altın yok. Çıkar şeyin önüne. Mahkeme salonunun önüne. Bir avuç toprak alır eline. Cihlas bir Fatiha okur. Der ki ya Rabbi Habibinin yüzüsü hürmetine sen benim halime vakıfsın. Benim 7 altınım yok. Ama 7 altın borcum var. 7 altın der. Avucunda 7 altın olur oradaki bütün herkes görür. Çünkü bir de insanlar toplanmıştır. Mahkemenin sonucu ne olacak? Önemli. Avucunda 7 altın olur. Girer mahkeme. Yahudinin eline verir 7 altın. Altını Yahudi Müslüman olur. Der ki böyle bir şey olamaz. İşin enteresan noktası sonra. Bütün herkes gelir. Aynı yerden bir avuç toprak alır. Herkes üç ihlas bir Fatiha okur. Aynı duayı yaparlar. Aynı yerde, aynı merkezde. Hiç kimse de olmaz. Derler ki ya Emre Mümin'in hikmet ne? Bizde olmadı. Sizdeki ağız Ali'nin ağzı değil ki der. Şimdi kimse bu noktada şey olarak tabii ondan hukuk ayrı, özel hukuk biliyorsunuz, Ehl-i Beyt'in hukuku. İslam tarihinde özel hukuk olan, şimdi insanlar bunu pek kabullenmek istemezler. Mesela peygamberlerin hukuku özel hukuk. Ehl-i Beyt'in hukuku özel hukuktur. Bedir ashabının hukuku özel hukuktur. Onların hukukları özel. Mesela İslam'ı anlamada, yaşamada da velilerin anlayışları ve hukukları da kendi içlerinde özel hukuk. Mesela Hazreti Mevlana'nın din anlayışı kendi içerisinde özel hukuktur. Özeldir yani. Herkes kabul etmek zorunda değil. Velinin veliye göre hukuku da aynı mıdır? Velinin veliye göre onların arasında hemen hemen şey o noktasında aynıymış gibi görünür ama aynı değildir. İç alemle alakalı. Mesela şey gelir ya, birisi gelir Hacı Bektaş Veli Hazretlerine şey getirir. Dilencilikten, biri var, bazıları hırsızlıktan da bir çuval, bir buğday getirir. O da der ki evladım biz alamayız bunu der. Gider şeye, Hazreti Mevlana'ya aynı kimse götürün mutfağa der Hazreti Mevlana. O zaman götürün mutfağa değil de o kimse gelir. Der ki efendim Hacı Bektaş Veli Hazretleri'ni götürdüm almadı der. Siz aldınız der. O da der ki evladım Hacı Bektaş Veli Hazretleri süt gibi der.
içine bir şey bulaşsa bozulur oğlum o der. Tertemiz o der. Onun aynı sözü gider o kimse. Hacı Bektaş Veli Hazretleri'ne söyler. O da der evladım o deniz gibi, derya gibi. İçine ne atsan kaybolur orada der. Mübarekler birbirlerini, eskiler birbirlerini incitmemişler hiç. Yenilerde var şimdi o. O ona taş atıyor, o ona gülle atıyor. Allah bizi affetsin inşallah. Dinimizde burçların yeri var mıdır? Vardır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine sorarlar derler ki ya Resulallah dünya neyin üzerinde? Balığın üzerinde der. Bir müddet sonra gelirler tekrar sorarlar. Ya Resulallah dünya neyin üzerinde der? Derler. O da öküzün üzerinde der. Buradan İslam uleması burçların var olduğunu, dünyanın değişik zamanlarda güneşe göre, durumuna, konumuna göre burcun var olduğunu söylerler. Hatta bu noktada Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin muhalefetnamesinde daha geniş bir açıklama bulabilirsiniz. Ama bunun bir kısmı mesela ehli tasavvufun hepsi de bunu kabul eder. Öyle söyleyeyim. Bir kısım zahir ulemanın bazıları buna reddiye filan yazmaya kalktılar ama çok böyle Anadolu'da taraftan tutmadı. Hazreti Osman der ki Allah nasip ettirmeyici bir şeyi hayal ettirmez. Kurduğumuz hayalleri düşününce bu sözün anlamına vakıf olamadık. Lütfen açıklar mısınız? Hayalin bir veçesi vardır, hakikate kapıdır. O hayalin hakikate kapı olan veçesini ehli tasavvuf kendisine bir ilim kaynağı olarak görmüş. Bir bilgi kaynağı olarak görmüş ve o hayali reddetmemiş. Hazreti Osman Efendimizin bahsettiği hayal o hayal. Bu hayal bir kısmı rüyanın bir alt tabakası olarak görmüş, bir kısmı rüyanın bir üst tabakası olarak görmüş. Hadi biz tevazu edelim, edep edelim, bir alt tabakası olarak alalım. Yani rüyanın bir alt tabakası. Hayalden hakikate açılacak. Çünkü rüya hakikat kapısı. Veya bir veçesiyle bakarsan hakikat. Ha diyeceksiniz ki hayal hakikat değil mi? Bu manada da hakikat. Aslında hakikat olmayan bu alemde hiçbir şey yok. Yani işi tasnif ederken insanlar, şeytan da hakikat. Yani biraz böyle kitabın ortasından şey yapayım. Yani şeytanı hakikatin dışında göremeyiz. Şeytan da bir hakikat. Şeytan insanı hakikate götürür mü? Cevap evet. Biz evet, yani şeytan... Şeytan gereklilik noktasında hakikat. Yani şeytanın hakikate götürmesi tersinden, kinayesinden bakacağız. Yani şeytanın söylediğini yapma, hakikat noktasına var eğer şeytanı tanımlayabildiysen. Eğer şeytanı tanımlayamadıysan o seni aldatacak zaten. Ama şeytanı tanımlayabildiysen o seni hakikate götürecek. O senin gir koluna seni hakikate götürsün. Bu manada ama. Ama yok şeytanı tanımlayamayan bir kimse o zaman farklı bir şey. O şeytan o zaman onu saptıracak. Şeytanın saptırmaması için başka bir hakikate sahip olman lazım. Ama o hakikate sahipsen şeytan seni saptırmayacak, o seni hakikate götürecek. O zaman bu alemde yaratılmış olan hiçbir şey yoktur ki seni hakikate götürmemiş olsun.
Buna bakış, buna anlayış, buna idrak, buna bugünkü dilde farkında olma diyorlar ya, farkında olmalı, farkındalık gel. Biraz bugünkü dille de konuşayım. Şimdi eğer bu açıdan bakacak olursak biz hayale, evet hayal hakikate açılan bir pencere. Ama o hayali kurgularken, o hayali kurarken veya o hayalle yaşarken biz hayalimize bakalım. Hayali kurgulamada nefsimiz mi önde bizim, yoksa ruhumuz mu önde? Eğer biz aklı etkileşim noktası olarak yüksekte bir şu çizginin en üst çizgisi var ya, iki tane ovalin üzerine. Oraya koyarsak onun bir tarafı nefis onu etkilemeye çalışıyor. Bir taraftan da ruh-u sultani onu etkilemeye çalışıyor. Kalbimizde iki tane ses var ya. Sesin birisi nefse ait, birisi de normalde ruha ait. Her ikisi de aklı cezbetmeye çalışıyor. Aklı etkilemeye çalışıyor. Çünkü akıl vücuttaki mekanizmanın ana kumanda merkezi. O kumanda edecek çünkü. Eğer akıl ruhu sultaneyi dinlerse seni hayra ve iyiliğe götürecek. Eğer nefsi dinlerse seni şeytaniyete doğru götürecek. Kurguladığımız hayal, buradaki kurguladığımız hayal, eğer ki ruhu sultaniden desteklenip beslendiyse o kimseyi hakikate doğru götürecek. Hakikat kapısına götürecek. Ve burası bir ilim yolu mudur? Evet. Mesela Sokrat hayali kendisine bir hikmetin kapısı olarak görür. Rüyayı hikmetin kapısı olarak görür. İlhamı hikmetin kapısı olarak görür. Ve hayali ilhamın bir alt kategorisi olarak görür. Ama normalde bizde böyle öylesine bir körcesine bir batıcılık vardır. O körcesine batıcılıktan biz Sokrat'ı görmeyiz. Firut'u görürüz. Sokrat'ı görmüş olsak Sokrat bize başka bir öğreti getirecek. Bizi normalde maddeden çıkaracak, tarih öncesinden çıkaracak. Ve diyecek ki hayal hakikatin kapısıdır. Tarih ondan işte bilmem kaç bin yıl sonra yaşayan. Biz Arabi'ye baksak, Arabi diyecek ki hayal hakikatin kapısı. Biz Arabi'den zamanında değil ama Arabi'nin çağında yaşamış olan Hazreti Mevlana'yı dinlemiş olsak o da diyecek ki bu alemi hayal üzerinde yürürüyor. Şimdi hayal olgusuna baktığımızda ehli tasavvufun hepsi de birbirine yakın çizgide duruyorlar. Ama bu hayal kurgulaması ruh-u sultaniden etkilenen hayal kurgulaması, şeytandan etkilenen hayal kurgulaması değil. Eğer mesele o manadan, o gözlükle bakarsak, evet, hayal hakikate açılan pencere. Ben çok severim. Bu tip hayali ben çok severim. Çok hoşuma gider. Oynarım üzerinde. Ağlarım, sızlanırım hayalin üstünde. O beni duygudan duyguya katar. Ben gerçekmiş gibi yaşarım. Efendim, en son ben Inception adlı bir film izlemiştim. Bu hayal değil de rüya içindeki rüyayı anlatıyordu. Hatta geçmiş sohbette öyle bir an ki bu. Salise'nin belki okyanusla katre kadar bir zaman onu 80 yıl olarak yaşıyor. Öylesine gerçekçi yaşıyor ki bir cisim sayesinde ayırt edebiliyor. Gerçek mi, hayal mi? Peki o filmde konu edilen olay o süre içerisinde rüya içinde rüya şeklinde yaşanılabilir mi? Ya da o kadar uzun süre yaşanılabilir mi? Ona sufiler hal içinde hal derler. Mesela şimdi burada bazı arkadaşlar var, onlar söyleyebilir de söylesem şimdi böyle bir şey yaşadıklarını. Rüyalarının içerisinde rüya görürler, aynı rüyasını rüyasında tekrar üstadına yoğurur. Bak rüya görüyordum, rüyayı görür uykusunda, gördüğü rüyayı üstadına anlatır, o da ona yorumlar. Rüyasında. Bunlar sufiler hal içinde hal derler.
Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin zamanında rivayet edilir, menkıbelerine götürür. İnanmayan inanmaz buna. Bir kimse Geylani Hazretleri'nin kemalatına inanmaz. Hazreti Geylani çok onunla tartışmaz. Sufiler tartışmazlar. Sohbet edelim gelsinler. Gelirler sohbet etmek için o kimse de. Abdest tazelemek için şadırvanın başına giderler. O kimse abdest tazelerken ten yanar orada. O zat kendisini başka bir alemde görür. Başka bir şehirde genç bir adam. Bir demirci dükkanında çıraktır. Başlar demir dövmeye, demirle iştigal etmeye. Orada ustasının hanımı, ustası ölür. Ustası öldükten sonra ustasının hanımını alır. Ustasının hanımıyla beraber hayatını yaşamaya devam eder. Çocuklar olur. Bir uyanır, abdest alıyor. Daha bir kolunu yıkamamış. Der ki efendi, bana hakkını helal et. Sen gerçekten zamanın kurtulsun. Ben böyle böyle yaşadım. O da der ki, abdest alıyorum şimdi. Buna delilin ne? Ellerini göster. Vallahi bak der bu ellerime. Bu el der, demirciyle değilse ne ki? Ben böyle 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 yaşadım ben. Ne olursun beni oraya gönder. Ben eşimi seviyorum, çocuklarımı seviyorum, oradaki alemi seviyorum. De. Geylani Hazretleri ona huu der, o tekrar aynı aleme döner. Şimdi başka bir şey anlatacağım size. Meşhurdur ya, cessase. İslam'da Deccal'la alakalı bir meşhur bir hadis-i şerif vardır. O hadis-i şerif uzundur. Sahabeler bir bölgeden bir bölgeye giderken bir adaya karşılaşırlar. Adada bağlı birisi, kıllı tüylü bir yaratıkla karşılaşırlar. O adadaki o kim? O yaratıya sorarlar. O yaratık ona başlar sormaya. Der ki işte o peygamber geldi mi geldi, şu oldu mu oldu, bu oldu mu oldu, şu yaşandı mı yaşandı. Sahabelerle onun bir diyalektiği var. Ardından sahabeler de derler ki, görürler hepsi de 19-20 kişi. Az değil. İçlerinden İsevilikten Müslüman olanlar da var. Ve İsevilikten Müslüman olanlar, içlerinde Musevilikten Müslüman olanlar da var. Onlar Deccal'ın çıkacağının daha önceki dinlerinden biliyorlar. Ve onlar Deccal'la alakalı bu hadise, bu anı yaşarlar. Ondan sonra gelirler bunu yeminle Hazreti Peygamber'e anlatırlar. Şimdi biz buna şu veçeden bakabiliriz. Bu sahabeler gerçekten hal içerisinde bir hal yaşamış olabilir. Bu sahabe, şimdi biz o adanın neresi olduğunu dini kaynaklardan bulamıyoruz. Nerede karşılaştılar bilemiyoruz. Hangi teknikle, hangi gemiyle gittiler bilemiyoruz. Ama tevatür noktasında 20 kişi birden bunu görüp söyledi, bunu gördüyse ve 20 kişi birden bunu kelime kelime aktardıysa bu tevatür noktasında olmuş oluyor bu haber. Ve tevatür noktasında bu haber Allah alem mesela şu olabilir. Az önceki hani bir boyuttan başka bir boyuta geçme ve başka bir boyuttaki hayat standardını yakalama. Bunu sufiler hal içerisinde hal diyerekten bunun içerisinden çıkmışlar ki bu yaşanır mı? Her cevap yaşanır. Bakın bu yaşanır mı? Her cevap yaşanır. Bunu hal içerisinde hal diyorlar. Ama bu normalde hani bugünkü böyle biraz
fazla atıftan bulundum bu gece, bilmiyorum bugünkü diller, hani boyut değiştirmek diyorlar ya, hani veya astral seyahat diyorlar. Böyle bir astral seyahat gibi algılanabilir o. Hani boyut içinde boyut dediniz ya, az önce de farkındalıktan bahsettiniz. Aslında şöyle düşünebilir miyiz, hani yaratılan bütün yaratıkların hepsi aslında boyutlar içerisinde bir geçiş sağlıyorlar. Ama hani belli bir seviyeye ulaşmış olanlar ancak bu boyut değiştirmenin farkına varıyor diyebilir miyiz? Yoksa sadece belli bir noktayı yakalamış olanlar mı boyut değiştiriyorlar? Bütün varlık alemi hepsi de kendi fıtratları gereğince farklı boyutlarda yaşıyorlar. Ama bu boyutları birbirlerinin fark ederekten aynı boyutlarda yaşadıklarının farkında değil. Buradaki herkes farklı boyutta yaşıyor. Burada hiç kimse tek bir boyutta değil. Aynı evrenin içinde mi, değişik evrenlerde mi hocam? Değişmez ki. Yani şöyle değişmez. Yani hepsi de bir bütüncüllüğün içerisinde küçük küçük bütüncüllükler olabilir. Bu, ben o manada değişmez dedim. Evet. Yani hepsi de bir bütünün içerisinde farklı farklı bütüncükler olabilir. Ve farklı farklı, hepimizde de farklı elektrik sinyalleri var. Hepimizin farklı. Bunu ben Sufi dilini çevirmeye çok beceremiyorum. Yani bugünkü karşılığını bulmaya. Her Sufi'nin kendi nuru vardır. Herkesin kendi nuru vardır. Şimdi her Sufi'nin nuru vardır derken Sufi olmayanlarda nur yoktur manası çıkmasın. Ama her nurun ayrı tecelliyatı ve ayrı rengi vardır. Ve hepsi de bir bütüncül nurun içerisinde dolaşır. Bütüncül nurun içerisinde. Ve o bütüncül nurun içerisinde hepsi de farklı nur tecelliyatlarındadır. Ve hepsinin renkleri, hepsinde bu noktada tecelliyatları farklıdır. O normalde herkes bir noktadaymış, bir yerdeymiş gibi görünür ama hiç kimse bir yerde değildir. Hatta biz kendi üzerimizi bir bütün olarak görürüz kendimizi, biz bir bütün değilizdir aslında. Biz farklı bütünlerin birleşmesinden meydana gelmiş bir bütünüzdür. Ve farklı bütünleri biz farklı farklı üzerimizde ayrıştırmış olsak, biz bambaşka 70'te insanı 18 bin aleme benzetmişler ya, 18 bin alem demişler, insan 18 bin alem dediğinizde insanı farklı farklı bütüncüllerin içerisinden algılamanız lazım. Yani insan o zaman baktığınızda birçok farklı bütüncüllüğün toplandığı tek bir bütüncüllükmüş gibi gelir. Buna biz öyle diyeceğimize farklı nur hüzmelerinin veyahut da nurcukların, öyle diyelim, hepsinin de toplanıp bir vücut haline gelmesidir. Aslında o vücuda baktığımızda milyarlarca alem vardır onda. Ve o vücuda baktığımızda bizim o vücudun içerisinden çıkmamız mümkün değildir. O zaman o her birisi vücudun içerisindeki farklı vücutların hepsi de ayrı bir alem mi? Hepsi de ayrı bir alemdir. Ama hepsi de ayrı ayrı alemlerden toplanıp ayrı bir alem haline gelmiştir. O zaman o bir alemin içerisine daldığımızda biz o kadar çok farklı alemler çıkar ki onun içerisinden. Alem içerisinde alem çıkmış olur. Biz bunu eğer ki normalde evli tasavvuf eskiler bunu böyle tanımlarlarken belki de teknik bir şey koymaya gerek kalmadılar. Yani bu tip sözleri çok kullanmazlar, bütün halleri çok paylaşmazlar, bütün bu tip halleri çok anlatmazlardı. Anlatmazlarmışlar. Ben anlatmayanlara yetiştim. Anlatmazlardı. Yani öyle durursun orada, oturursun saatlerce, saatlerce otururlar. Saatlerce 3 tane 4 tane derviş, boyunlarını bükmüş, rahat ederler. Saatlerce. Senin evine gelmiştir, misafirlerdir. Çaylarını koyarsın önlerine. Yani o çayın ne zaman içildiğini bilemezsin. Haber hep rabıta halindedirler. Hiç konuşmazlardı. Dakikalarca, saatlerce rabıta ederlerdi. Veya mesela evinde misafir olurlardı. Evinde misafir olduklarında yataklarını yatırırsın.
Sen geçersin, yatarsın, sabah olduğunda yatağın hiç bozulmadığını görürsün. Bunları gördün mü? Ben çok hamlediyorum o noktada. Yani oturduğu yerde kimin nerede dolaştığını söyleyenleri gördüm. Kimin üzerinde ne olduğunu söyleyenleri gördüm. Şimdi ama onlar bu meselenin teknik boyutuna hakim değillerdi. Diline hakim değillerdi. Ve onun o farklı bütüncülükleri bilmiyorlardı. Farklı boyutları bilmiyorlardı. Onların bildikleri sadece zikirle, edeple haldi. Ve aynı şekilde sufiler var mı? Var. Aynı şekilde zikirle, edeple o hale ulaşanlar mı? Var. Ama biraz böyle kitap okuyorsa, biraz böyle sohbetleri takip ediyorsa o anlatım dili olarak bugünkü anlatım diline ulaşabiliyor. Şimdi bu manadan bakacak olursanız o zaman insan dahi 18 bin alemdir. O zaman dışarıdaki alemle içerideki alemin bir farkı yoktur. Aslında öyle o noktadan baktığınızda her dışarıda her ne yaşanıyorsa içeride de aynı şey yaşanır. O zaman bizim yaşadığımız bu evren dediğimiz alem hepsi de nurun içerisinde. Ve hepsi nurun içerisinde giderken hepsi de farklı nur dalgalarının içerisinde. Onu şimdi onlar elektrik dalgası desin, elektronik dalga desin veya ne bileyim işte başka bir dilde başka bir onun fiziğini, kimyasını bulsunlar. Biz onu nur dalgası olarak algılıyorum. Ben onu diyorum ki ayrı ayrı nur boyutları. Evrak da diyebilir miyiz? Evrak. Yani dil olarak bu önemli değil ismi o kadar. Yani manyetik dalga da derse, ervah da derse. Adam buradayken aynı zamanda benim aynımı gidip Kabe'de görebilen insan. Görebilir der. Yani evet. O bu evrahidir. Bu normal. Buna dil olarak istediğinizi diyebilirsiniz. Bu noktada yani dil tartışması yapmak istemediğim için böyle söylüyorum. Yani kavramların üzerinde insanlar hakikati bırakıp kavramların üzerinde tartışıyorlar. Sizi tenzih ederim. Yani bir kimse gidiyor Arabi'den bir söz okuyor veyahut da işte ne bileyim orada başka bir kimse başka bir ona kavram kullanmış. O kavramı doğru olarak biliyor. Başka birisi başka bir kavram, başka bir kitaptan okumuş. O kavramı doğru biliyor. Aslında söyledikleri şey aynı ama kavramların üzerinde tartışma yapıyorlar. Kavram tartışması oluyor. Türkiye'de bu çok yaşanıyor. Burada anlatılmak, benim anlatmak istediğim şey şu. İnsanlar bütün hepsi, bu benim kendi inancım. Hepsi de ayrı bir alemde yaşarlar. Hiç kimsenin alemi aynı değildir. Hiç kimsenin boyutu da aynı değildir. Birbirlerinin boyutlarına geçici geçişler olabilir. Geçiş demeyelim, geçici görüşler olabilir. Birbirlerini izleyebilirler. Buna şuradan da bir kapı aralayalım. Hani Musa'nın kavmi Kızıldeniz'in yanına geldi. Firavun geliyor arkadan. Yürüyelim diyorlar. Musa'nın kavmi diyor ki biz yürümeyiz. Neden? Yani biz diyor sen ne yapacaksan yap peygambersin. Asasını vuruyoruz. Yol açılıyor. Yola giriyorlar. Biz gitmeyiz diyorlar tekrar. Neden? Biz diyorlar 12 kavimiz. Biz 12 kavim ayrı ayrı gideriz. Biz onlarla aynı kavimle aynı yerden gitmeyiz. Asasını bir daha alıyor Musa, 12 yol açılıyor. Giriyorlar, tekrar girmeyiz diyorlar. Neden diyor? Ya birileri kaybolursa, ya birileri aldanırsa, ya birilerini sen boğarsan, ya birileri helak olursa, biz birbirlerimizi görmek istiyoruz diyorlar. Musa Aleyhisselam bir daha asasını vuruyor, 12 kavim, 12 yol ve hepsi de birbirini görüyor. Hepsi de birbirini duyuyor, denizin içinde. Şimdi bu peygamber kıssası. Kur'an da sabit. Hem eski ahit Tevrat da sabit. Hem yeni ahit İncil de sabit. Hem de Kur'an-ı Kerim de sabit. Şimdi böyle olunca 12 tane yol açılmış. Ve 12 yolda gidenlerin hepsi de birbirlerini görmüşler. Hepsi de birbirlerini duymuşlar. Ama hepsi de ayrı ayrı yollardan gitmişler. 12 tane siz farklı boyut algılayabilirsiniz burada. 12 farklı boyutta giden insanların birbirlerinin boyutlarının farkındalığını görebilirsiniz. Ama bu kimselerin
çalışmasıyla meydana gelen bir şey değildi. Mucizevi bir şeydi, peygamberi bir şeydi. Bu aynı şekilde şimdi de insanlar için de geçerli. Aslında şunun mesela ben kendi inancımı söylüyorum size. Bunu inanmamakta insanlar serbestler. Ben sesimin kaybolduğuna inanmıyorum. Görüntümün kaybolduğuna inanmıyorum. Ve kendi boyutumda sesimin, görüntümün ve yaptıklarımın bir yerde toplandığına inanıyorum. Bir yerde kaydedildiğine inanıyorum. Ama bu hiçbir yere karışmadan, hiçbir yerle ilişmeden bunların manyetik noktada, manyetik bir alemde, manyetik bir noktada toplandığını ve bu manyetik alemin manyetik bir noktada bunların hasır olduğunu ve burada bu manyetik yolun içerisine hiçbir şeyin giremediğini ve bu yolun kendime ait olduğunu, kendinden başka hiç kimsenin bu yola giremeyeceğini, kendinden başka bu yolu da gidip gelemeyeceğini ve benim bu yolumun, kendi yolumun nereye kadar açık açık olmadığını, hangi sinmeye gidip gitmeyeceğini, bu yolun içerisinde ben belki de eğer yapabilirsem defalarca gidip gelebileceğimi ve bu yolumun nerede ne zaman son bulacağını ve nerede neler yaşayacağını da görebileceğine inananlardanım. Burası biraz belki de yani cebriyeye veya kaderiye kayar gibi korkabilir insanlar bunu açıklamaktan. Bu noktada da bir şeyim yok, fütursuzluğum da Allah beni affetsin böyle bir hani ya işte kendi kendine dogmatik bir şey bulmuş gibi algılamayın. Yani bu bizim terk edilmiş sufi eğitimleri var. Hakkınızı helal edin. Biz şekerliyiz ya. O yüzden arasını buradan dudağımız tatayım. Şimdi Tülay Hanım hoş geldin. O da diyecek ki benim programımda bir bardak bir yudum su daha içmedi diyecek. Aynen öyle. Alacağım var sizden inşallah. Şimdi bu terk edilmiş bir sufi eğitimi var. Bu terk edilmiş gibi görünüyor. Aslında terk edilmiş değil. Sufi eğitimlerinde Sufi'nin belirli zamanlarda yaşadığı ibadet hükmünde olan disiplinleri vardır. Biz bunu sünnete bağlarsak itikaftır. Hazreti Musa'nın sünnetine bağlarsak halvettir. İnsanlardan uzaklaşır ya bir tokat vurur bir kimseyi öldürür o genci. O genci öldürdükten sonra insanlardan kaçar. İnsanlar ona zulmedecek diye. Ve ayet-i kerimede der ki geri döndüğünde siz bana zulmedersiniz diye kaçtım ama bu kaçışından hikmet çıktı. Allah beni peygamberlikle kuvvetlendirdi, müjdelendirdi, gönderdi der geriye. Burada insanlardan halvet ederekten seyri sülükünü tamamlama vardır. Veya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine peygamberlik müjdelenmezden önce Hira Dağı'ndan 13'er 14'er günlük bir halvet günleri vardır. En fazla 14 gündür, 15 gündür. Rivayetler değişik burada. Bu teknik konuşmamın gerek yok. Böyle halvetleri vardır. Sufiler bu halvetleri mesela yok şey olarak Ramazan'ın son 10 günlerinde, aşurelerde veyahut da gerekli görülürse veya sufi derse ki ben itikafa girmek istiyorum, ona itikafa katarlar bunu. Bu itikaflar, şimdi burada itikafa giren arkadaşlar var. Benim aldığım eğitim oydu. Ya kendi aldığım eğitim böyle methedip, övüp böyle dağılı yüz zirvelere çıkarmak değil derdim ama bizim üstadım, benim üstadımın bana verdiği eğitim oydu. Günlük 70 bin tevhid. 500 besmele, 500 estağfurullah elazım, 500 salatu selam, ondan sonra 500 ya fettah. Bana verdiği ders Şeyh Efendi'nin oydu. Tabi besmele, tövbe, ondan sonra salatu selam, ya fettah. Beşer üç tane bunlar çekilir, ardından 70 bin tevhid çekersin. Bir gün içerisinde.
Dünya kelamı konuşmak yok, hayvansal gıdaya girmek yok. Birinci gün bir dilim ekmek, ikinci gün yarım dilim, üçüncü gün bir lokma, dördüncü gün sıfır lokma. Benim ilk itikafımı anlatıyorum size, ben başkasınınkini anlatmıyorum. Kesinlikle güneşe çıkmak yok, aydınlığa çıkmak yok, dünya kelamı konuşmak yok, odadan dışarı çıkmak yok, çay içmek serbest, su içmek serbest. Ondan sonra başka bir şey serbest değil. Dedim ilk itikafımda üçüncü gün bir lokma deyince durdum. Ha, hiçbir şey yemeyecek o zaman dedim. Telefondan sonra ancak bunu düşünelim. Tabii ilk üç gün bunu çekerken ilk üç gün içerisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini görürsen, sesini duyarsan, cübbesini, sarığını, sakalını, bir şeysini görürsen, dördüncü günkü ders 10.000 salatü selam, 100.000 ya Allah. Beşinci gün 70.000 tevhid, beşer yüzler. Altıncı gün 100.000 nafs-ı celal, beşer yüzler. Tabi o Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini gördüğünde o hal denilen şey, hani sufiler böyle zikrullah esnasında farklı bir boyuta geçer derler ya, o zuhur etmeye başlıyor. O zaman şeyhin geliyor sana veyahut da o Ramazan'da veya o esnada itikaf kimden sorumluysa kırklardan o geliyor. Bölge sorumlusu diyebiliriz. Efendim? Her meridyende bir sorumlu vardır. Evliyalardan da o bölgenin sorumlusu. Hiç yaşadın mı? Açık. Kim mesela şimdi? Her meridyende, mesela hocam şöyle söyleyeyim, ben dedem bir mürşidin halifesiydi, havalı yeten, o her meridyende değil. 124 bin peygamber vardır, onları veraseten 124 bin ashab, 124 bin de şu anda evliya vardır diye söylüyorum. Allah dedenin ahlakıyla ahlaklandırsın seni inşallah. Zamanın 40 tane velisi vardır. İtikaf idare etmek ancak mürşid-i kamillere has bir şeydir. Mürşid-i kamil olmayan bir kimse, bir kimse itikaf idare edemez. Bu, o kimsenin Cenab-ı Hakk'ın verdiği ruhsatla alakalıdır bu. Her mürşid, her kimse, herkes kendi müridini itikafa katamaz. Bu şekilde. Yani eğer ki mürşid bu noktada yetkili bir kimse ise müritlerini bu noktada itikafa katar. Ama mürşit bu noktada yetkilisi yoksa manen müritlerini itikafa katamaz. O yüzden bir mürşidin mürşitliğinin kemale erip ermediğinin göstergesidir itikaf. O mürşid-i kamil müritlerini 10 günlük Ramazan itikafı veya değişik 7 günlük itikaf, 1 günlük, 3 günlük, 5 günlük İtikaflara katabilme yeterliliği olması gerekir. Bu itikaflar eğer Ramazan itikafı ise camide, Ramazan değilse camide de olabilir ama özel bir yerde de olabilir. Bu itikafa giren bir kimse 3 gün içerisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini görürse onun hali açılır. Eğer nasibi varsa. Halinin açılması zikir esnasında az önce farklı boyut dediğimiz farklı şeylerin yaşanıldığını görmektir. Mesela Beytullah'ı görür. Beytullah'ta tavaf edenleri görür. Kendini Beytullah'ta görür. Kendisinin tavaf ettiğini görür. Veyahut da işte Mescid-i Aksa'ya gider orayı görür. Medine-i Münevvere'yi görür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin kabri şerifini görür. Onunla konuşmaya başlar. Şeyhiyle konuşmaya başlar. Şeyhinden sonra pir efendilerle konuşmaya başlar. Pir efendilerle konuşurken sahabeyle konuşmaya başlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleriyle veya geçmiş peygamberlerle konuşmaya başlar. O yüzden mesela böyle araya parantezler açıyorum. Sufiler mesela eleştirdiler ya, ya siz İsa'yı da seviyorsunuz, Musa'yı da seviyorsunuz diye. Ayet-i Kerime'de mesela biz işte İsa'yı da, Musa'yı da, Yakub'a da hepsine de iman ettik. Bütün kitaplara da iman ettikler, onu sufi yaşar içeride.
Bir bakar ki Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleriyle İsa aleyhisselam çok samimiler. Kardeşten de öteler. Musa aleyhisselamla çok samimiler. Kardeşten de öteler. Veyahut da işte Müslümanların kendilerince böyle biraz geri durduklar. Mesela bir peygamber İsa aleyhisselam vardır, Musa aleyhisselam vardır. Hristiyanlardan ve Yahudilerden dolayı peygamberlerine karşı, bu peygamberlere karşı biz biraz böyle soğuk davranırız. Allah bizi affetsin. Bu eksikliktir, noksanlıktır bu. Aslında imanın kemale ermediğini gösterir. Ama Sufi onlarla orada tanışır, görüşür. Birbirleriyle sevenler, sevişirler. Bu Sufi'nin kendi dairesindeki az önce anlattığım yoludur. Eğer bu yol ondan buradan, bir herkesin bu noktada bir yolu vardır. Ama bunun bu yolunda ne zenginlik var, ne fakirlik var, ne yaşayacak, ne yaşamayacak. O yolunu eğer gidip gelebilirse o kimse, bütün hayatını öğrenebilir oradan. Bakın bütün hayatını. Buna da şuradan atıfta bulunuyorum. Sufilerde bu hal vardır. Mesela 3 yıl sonra, 5 yıl sonra, 10 yıl sonra ne zaman olacağını bilemediğiniz rüyalar görürsünüz. Veya böyle bir kesit hal yaşarsınız. İşte gelindi gidildi, şu oldu, bu oldu, bu oldu, bu oldu, bir kesit, bir bölüm. O bölümü yaşarsınız, görürsünüz onu. Fakat başlangıcını bulamazsınız onu. Ekleyemezsiniz onu birbirine. Eğer biz hayatı bu noktada o gördüğümüz şeyleri birbirine eklesek, ara boşlukları da doldursak, belki de hayatımızı bir film gibi izleyeceğiz biz. Ama o zaman iddianın sırrı kaçacak. İşin bir de bu tarafı var. Eğer biz o filme müdahale etmemeyi öğrensek, o zaman imtihanın sırrını bozmayacağız. İmtihanın sırrı var. Yani benim burada ne yaşayacağımı ben görmüş olsam dahi ben o yaşadığım şeyi gördüğüme göre dizayn etmeye çalışmayacağım. Ya orada bu böyle oldu, ben onun için böyle yapayım diye dizayn etmeye çalışırsam o zaman fıtrata, kadere müdahale olmuş oluyor. Burası bozuyor işin rengini. Ama az önce bahsettiğim şeyi toparlayacak olursak Sufiler o kendi yollarını görebilirler. Diyeceksiniz ki başka bir kimse bunu görebilir mi? Allah gösterirse görür. Bu noktada söyleyecek bir sözüm yok ama Sufiler için bu yol açık. Bakın Sufiler için bu yol açık. Bu eğitimi alırsa bu yol açık. Mesela işte biz zaman zaman kardeşlerle itikaflar yapıyoruz. Bir günlük, iki günlük veyahut da işte toplu itikaflar yapıyoruz. Bayanlar bir gün bir gece yapmışlardı. Geçen hafta perşembe gün akşamüstü girdiler. Cuma günü akşamüstü çıktılar. Bir gün komple zikir yaptılar, sema ettiler kendine. Kaç? 200 kişi miydiniz? 200 kusur kişilerdi. Şimdi bu bir eğitim tabii. Bu bir disiplin. Aynı zamanda ibadet. Ama orada o itikafı çıkarmak bir disiplin. Yani öyle insan nefsine böyle laylaylon gibi olmuyor. Yani dilinin ağırlaştığını, kütle haline geldiğini hissediyorsun. Öyle geliyor sana. Sanki dilin dönmüyor. Sanki dilin şişiyor içeride. Yani başlıyorsun la la ilallah, la la ilallah, la la ilallah, la la ilallah, la la ilallah. Girdin diyelim ki gece, sabaha karşı dilin sanki kütleşiyor. Veya ertesi gün öğlenden sonra, ikindiden sonra sanki dil senin değil, alıp bir tarafa koyasın geliyor. Böyle dil o hale geliyor. Ama tabii uyumak yok. 3 saatlik, 4 saatlik uykuyla yaşıyorsun. Birinci gün çok sıkıntılı yaşadım. Ben birinci gününü çok sıkıntılı yaşadım. İkinci gün biraz daha normale girdim. Üçüncü gün iyice normale girdim. Dördüncü gün zaten itikafta değilmişim gibi geldi bana. Tabii o mescitte girmiştim ben. Mescitte girince mescitte çok çalışan bir mescitteydi. Böyle enteresan bir şey oldu. Benim için bir anı olmuş oldu. Sonradan orada da arkadaşlar tabii itikafa devam etti. Söylediklerinizi yorumladığım zaman şöyle bir özet yapıyorum kafamda. İtikafa girilmesi de sanki o yolda doğru bir yola doğru gittiğini gösteriyor. Şimdi alemlerden bahsettik, kişisel boyutlardan bahsettik. Biz şunu diyebilir miyiz? Yani biz bunu basamaklandırırsak eğer bu boyutları basamaklandırdığımızda en alttaki boyutta fiziksel boyut, yani elle tutulur, madde boyut, madde olduğunu
ve buradan düşünsel boyuta doğru gidildiğini, işte elektrikten, manyetik alanlardan bahsettiniz. Ve bu boyutlarda da örneğin hep günümüzde şunlar söyleniyor. Yani peygamberimiz zamanında ya da daha öncesinde mucizeler olurdu. Bu mucizelerde insanlar görürdü. İşte ayın yarılması, iki parçaya ayrılması gibi. Biz niye bunları şu anda göremiyoruz dediklerinde şunu diyebilir miyiz? Mucizeyi yapanın bulunduğu bir boyut var. Ama o mucizeyi görebilme kapasitesine sahip insanların da bulunması gereken bir boyut var diyebilir miyiz? Eyvallah, denilebilir tabii. Yani normalde şimdi mesela sufiler bu tip şeylerin hiç böyle iddiacısı olmamışlar. İddiacı olmamışlar, iddiacı olmamalarını şuna bağlıyorlar. Yani sufi kendi halini bu dünyadaki madde halinden aynı noktada görmemiş. Değil zaten. Öyle olunca o madde alemindeki, madde halindeki bir kimsenin itirazını da hiç duymamış. Kendisi o itirazı da duymamış. Kendi halinde devam ediyor. Mesela Bursa'da enteresan bir şey anlatılır. Öyle değil mi? Mahmud Hüdayi yapan mesela işte eskici Mehmet Efendi hacca gitmek için niyetlenir ama bir türlü gidemez. Rivayet ederler. Parasıyla işte bir kızı evlendirmiştir. Ama bütün her şey hazırdır. Gidememediği için çok üzgündür. Gider eskici dükkanına. Eskici dükkanına gittiğinde işte bir kim derler onu yukarıda Hızır dede mi ne var? Bir zat Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin halifelerinden birisi gelir. Ondan sonra onun bu haline çok üzüldüğünü o da üzülür. Der ki aç ellerini açar yum gözlerini der. Gözlerini yumar. Dua etmeye başlar. Zikretmeye başlarlar. O zikir esnasında eskici Mehmet Efendi hacca gider. Arafat'a çıkar. Arafat'ta dua eder. Bursalı hacılarla. Gelir Mekke'ye. Mekke'de tavaf eder. Bursalı hacılara da zemzem ve hurmayı onlara teslim eder. Der ki gelirken bana getiriverin. Hanımının akşam işte sabahtan öğle yemeği için vermiş olduğu yağlı içindekini onlara ikram eder. Bunun da içine hurma koydum der. Bunun da içine hurma koyun gelin der. Gözünü bir açar dükkanda. Akşam öyle gider. Hanımına der ki elhamdülillah Cenab-ı Hak bugün bana hacı nasip etti. Ben hacıyım ben. Hanımı da sıkıntı çek. Sıkıntıdadır çok. Çok iyi geçimler yoktur hani maddesel olarak. Bıktım der ya bu adamdan. Bir de kafayı kırdım ulan. Benim bakacağım evde der. Gider kadıya. Kadı kim? Mahmud-i Hidayet Hazretleri. Ona gider der kadı efendi şikayetçiyim boşanmak istiyorum. Neden? Adam aklını yitirdi der. İslam hukukuna göre erkekte veya kadında bu tip şey söz konusu olursa boşanma hakkı var. Dinler Mahmud-i Hidayet. Eskici Mehmet Efendi der ki vallahi de hacca gittim, billahi de hacca gittim. Bursalı hacılar şahidimdir buna der. Kadın hüküm verir. Bursalı hacıların geldiği zamana mahkemenin tehir edilmesine ve Bursalı hacıların dinlenmesine der. Bursalı hacılar gelirler. Bursalı hacılar huzura çıkarılır. Huzura çıkarılırlar. Hepsini yemin billahi derler. Eskici Mehmet Efendi ile tavaf ettik. Arafat'ta vakti yaptık. Dua ettik. Namaz kıldık. İşte der bu yağlık der. Hanımının yağlığı. Hurmasını getirdik, zemzemini getirdik. Hanımı der ki evet benim yağlım. Mahmud-i Hidayi, ondan sonra Mahmud-i Hidayi olma yoluna gider. Ondan sonra gelir eskici Mehmet Efendi ile sohbet etmeye. Eskici Mehmet Efendi der ki benim üstadım der Üftad Hazretleri. Ve o hali yaşatan Üftad Hazretleri'nin halifesi. Aynı zamanda da Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin eski halifelerindendir. Ve o kimse Mahmud-i Hidayi Hazretleri de Üftad Hazretleri. Sufi olur, dermiş olur ve o yola gider. Ama bunlar, sufiler bu tip halleri yaşarlar. Konuşurlar. Şimdi bu topluluk, bu tip sohbeti ve bu tip konuşmalara aşina bir topluluk olmadığından buradakilerin büyük bir kısmı bunu hayretle dinliyor. Ama bir kısmı zaten her perşembe dinliyor bunları. Her perşembe dinlediği için kendi işlerinden diyorlar ki ya biz bunu her perşembe dinliyoruz zaten. Benden değil, başka sufilerden.
Sufiler. Bizde çünkü perşembe dersleri vardır. Perşembe derslerinde zikurlarda bu tip hal yaşayan kardeşler rüyalarını anlatırlar. Hallerini orada anlatırlar. Ondan çünkü dersleri değişir, zikirleri değişir, evratları değişir, yiğitleri değişir o anlatanların. Anlatanların durumuna göre, anlattıklarına göre ona dua edilir gece. Veya gece onun adına yiğit çekir. Üstad onu çeker. Üstad yapar onu. Değişik onların şeyleri vardır. Eğitimleri vardır. Yani onları yaşarlar. Şimdi o yüzden sufiler böyle bu tip şeyleri yaşadıklarını çok etrafa da göstermek istemezler. Yasaktır çünkü. Fazla anlatılmaz, fazla öğretilmez bu noktada. Fazla konuşulmaz. Ancak bir üstad bunu konuşabilir, dillendirebilir. Sufilerin bunu konuşmaları, dillendirmeleri uygun değildir. Ya da üstadın müsaade ettiği kimse olması lazım. Bunu, bu halleri veya da bugünkü dille bu boyutların hepsinde sufiler yaşar. O normalde tabii her yerin, her üstadın eğitimi ve öğretimi farklıdır. Kimisi nefis üzerinden gider, kimisi seyir-i sülük üzerinden gider. O yüzden o eğitim farklılığı vardır. Nefis üzerinden gidenler sizin dediğiniz gibi nefsin altıncı makamında bunları görür derler teknik olarak. Ama öyle değildir. Hocam bir şey sorabilir miyim? Buyur. Bu yıldız kayması ne oluyor? Bir insanın yıldızını kayması değil mi? İnsanın yıldızına mı? Yani her insanın hayatıyla ilgili bir yıldız varmış. Bu yıldızın düşmesi değil mi? Öyle derler, hiç inanmam mı? Öyle diyorlar, hiç inanmıyorum ben. Gök taşlarının atmosfere girmesi. Sufiler çok öyle konuşmayı sevmeyiz. Böyle şey olunca Sufi öğretisi der ki biz buna inanmıyoruz der, atar kenara. Bu tip soruları çok böyle burada bakmak istemiyorum ama çaresi yok, devam ediyorum. 5 aylık evliyim ve eşimle çok sık tartışmalar yaşıyoruz. Tartışmalarımız hep aile yerinde. Senin ailen, benim ailem yerinde olan tartışmalar. O beni, ben de onu seviyorum ama bunu demeseydin ya. Eşim her tartışmada boşanma konusu açmasından çok sıkıldım. Sabır göstermeye çalışıyorum ama biraz da onun anlayışlı olmasını isterim ama olmuyor. Bir anki sinirle boşanıp yuvam dağılsın isterim. Sizce ne yapmalıyız, ne yapmamızı önersiniz? Ya bizim toplumumuzun, şimdi o kardeş üzerine alınacak, biraz üzülecek belki de ama cahillik bu, cahil kesimi bu. Yani bir kadın veya bir erkek senin anan şunu yaptı dediyse cahildir. Konuşmaya dahi gerek yok. Yani bir erkek veya bir kadın senin annen şunu yaptıydı dediği anda cahildir. Cahillerle alakalı üç tane farklı davranış biçimi var. Bir farklı davranış biçimi var, selam bile vermeyin. Siz onlardan yüz çevirin diyor. Bir farklı davranış biçimi var, onlara selam deyin geçin diyor. Bir farklı davranış biçimi var, o öğrenmek isterse ona tebliğ edin, ona anlatın diyor. Şimdi evlilik sevginin bahçe haline geleceği bir yer. Bir kimse senin annen şunu dedi, benim annem bunu dedi diyorsa, bir de biz birbirimizi çok seviyoruz diyorsa yandı ortalık ya. Bu şuna benziyor. Adamın kafasına baltayı vuruyorsun, ben seni çok seviyorum diyorsun. Bu yani benim tarzım değil. Allah bizi affetsin. Şunu unutmayın. Hiçbir zaman hiçbir kimse kavga ederekten bir yere varmaz. Bu ahlak değildir. Karşınızdaki kimse haksız olsun. Kavga etmeyin. Önemli değil haksız olmasın.
Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin hadis-i şerifi ve düsturu çok önemli. Haklı olsa dahi tartışmayı bırakana Allah cennet vaat eder. Hele evlilikte susacak. Cahil olmayan susar. Cahil konuşmaya devam eder. Cahil bağırmaya devam eder. Cahil tartışmaya devam eder. Cahil olmayan kimse susar. Edepli olan susar. O karşıdaki edepsiz de zanneder ki ben onu korkuttum. Zanneder ki ben onu sindirdim. Zanneder ki ben haklıyım. Halbuki edepsizdir. Edepsizlerle düşüp kalkmak insanı edepsiz eder. Allah bizi affetsin. O yüzden tartışmayın hiç. Gerek yok. Ve insanlık ne çektiyse çok bilenlerden çekmiştir. Şeytan da çok biliyordu. Birileri vardır böyle evde, akrabalarda, sohbetlerde, toplumun içerisinde. Her şeyi biliyordur. Benim gibi. Her şeyi biliyordur o. Kaçın ondan kaçabildiğiniz kadar, yere kadar. Psikolojik rahatsızlıktır o. Samimi söylüyorum, psikolojik rahatsızlıktır o. O hep aklıdır. O hep biliyordur. O hep doğrudur. O hep bilinçlidir. O hep şuurludur. O hep zirvededir. Çok basit. En güzel şarkıyı sen yaptın diyeceğim, göndereceğim. Var ya Masat MFV. En güzel şarkıyı sen yazdın. En güzel şarkıyı sen söyledin. Gönder onu. Hani deli savmak derler ya bizim orada. Ben İzmir Bayındırlıyım. Hakkınızı helal edin. Bizim oranın böyle tabirleri var. Ben kültürümü ve yöremi kaybetmek istemiyorum. Her ne kadar 25 yıl olsa da oradan çıkalı. Deli savmak derler. Annem derdi ki oğlum deli savmak gibi işte. Ha de geç. Sen doğrusun de geç. Sen seslenme geç. Deli salma. Yani böyle bir şeyle karşılaştığınızda yani evlisiniz, bakarsınız böyle. Yani o kimse cahildir. Cahilin de bilmiyordur. Ama evlenmişsiniz siz onunla. Onu boşarsanız erdemlilik değildir bu. Onu taşımak erdemliliktir. Onu götürmek İşte götürmek erdemlilik o, taşımak erdemlilik o. Siz onu normalde bakarsınız onu, yani boşasanız boşayacaksınız. Kadın ve erkek değişmez bu. Ama onu bu noktada susaraktan, öğreterekten, tatlı tatlı anlataraktan, onun bu tip cahilliklerini görmeyerekten evliliğinizi ileri doğru taşımaya çalışın. Ama cahille yol gitmek Deli tayla yol gitmekten daha zordur. Deli tayı çünkü okşarsınız yelesini, sırtını, ne bileyim şeker verirsiniz, onu biraz sakinleştirirsiniz. Ama cahil bir insanı okşamakla, şeker vermekle de bazen sakinleştiremezsiniz. Cahil de iş sıkıntılıdır. O yüzden sakın cahil bir kimse atışmaya başladığında siz de atışaraktan onun seviyesine inmeyin. Hani köpek ısırdı eyvallah demiş ya. Ama sen köpeği ısırdın. Aranda bir fark kaldı mı demiş. Cahil bize bir laf söyleyecek. Bizi eleştirecek. Bizi bilgisiz görecek. Bizi kimliksiz görecek. Bizi kişiliksiz görecek. Bizi eksik görecek. Cahil. Biz de onu öyle görürsek biz de onunla aynı kefeye düştük. Allah muhafaza eylesin. Hazreti İsa aleyhisselam gökten inişi nasıl olacak? Bu inişi açıklayan hadis ve ayetler nelerdir? Gökten mi inecek acaba ki? İnerken düşmesin bir de. Biz onu katımıza aldık. Ayet-i kerimede.
Yani eğer katımızı aldık ayet-i kerimini, gök manasında algılarsak Allah'a yer izafe etmiş oluruz ki küfürdür. Çünkü biz o zaman Allah'a yer izafe ettik. Dedik ki Allah göklerdedir. Olmadı. O zaman küfürdür. Allah diyor ki onu biz katımıza aldık. Katımıza aldık deyince, şimdi az önce şair abimiz yanımıza dedi, yanla kat da farklıdır. Yanımıza aldık dediğinde kendi vücut olarak yanına aldı. Burada da sıkıntı var. Katımıza aldıdır. Benim doğru olarak tespit ettiğim şey kattır. Katımıza aldı deyince o zaman yan da çıkmaz. Hani yan dediğinde yan başı mesela. Şeyde Miraç'la alakalı ayet-i kerimede Cenab-ı Hak der ki Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Allah ona sarktı der. Veya tenezzül etti. Veya onu tecelli etti. Biz bunun bu noktada hangisini dil olarak kullanmakta sarkmak benim hoşuma gider. Allah ona sarktı. Yani Cenab-ı Hak onun seviyesine indi. Sarkmak onun haliyle hayranmak. Onun haline inmek. Onun derecesine inmek. Sarkmak. Erkek kadını sarktı. Sarktı. Yani onu beğendi. Yani sarkarak da kendi kimliğinden ve kişiliğinden ödün verdi. Taviz verdi. Eğer kadın erkeğe sarktı, sarkaraktan kendi kimlik ve kişiliğinden taviz verdi. Sarktı Allah Habibine. Sarktı deyince, yani o zaman kendisi mekansızlık ve makamsızlıktan ona sarktı. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin durduğu makama sarktı. Durduğu mekana sarktı. O zaman Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin durduğu makam ve mekan Allah'ın mekanı ama makamı değil. O zaman makam farklı bir noktada oldu. Şimdi İsa Aleyhisselam'ın katını aldı. Katını aldıysa kat göklerde değil. Kat derken bizim gözümüzün bir santim ilerisinde olabilir o. O farklı boyuttadır. Allah'ın katı dediği yerdir. Biz onu görmüyoruz. Ama bu boyuta geçtiği anda biz onu görebiliriz. Aynı halde insanların Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri fizik olarak bu dünyadan göçtü mü? Evet. Sufi onu böyle düşünür. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri şimdi konuşuyor mu? Evet. Onunla sohbet ediyor mu? Evet. Bugünün meselesinde ona bir soru sorup cevabını alıyor mu? Evet. O zaman hiç kimse Hazreti Resulullah öldü diyemez. O zaman Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleriyle bu görüşmesi, bu sohbeti, kendisi bu dünyada koltuğunda otururken veyahut da sohbette zikrullah ederken, Esma'yı vururken mi yaşadı? Evet. O zaman Cenab-ı Hak ona bir boyut açtı. Ve Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin boyutu çok uzak bir boyutta değil o zaman. Bir anlık mesafede. Bir anlık. Çünkü bu boyutların hepsi de nurun içerisinde yüzer gelir. Nurun içerisinde gider. Ve biz nur da demeyelim şimdi onu. Hazreti Mevlana'nın dilinden söyleyelim. Bu alemi bir hayal üzerine yürüyor. O zaman hayalin içerisinde ayrı bir boyut onlar. Ve biz eğer bir boyuttan bir boyuta geçişi gerçekleştirebilirsek biz anında Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerini görebiliyorsak ve bir boyuttan o da bu tarafa veya bu boyuttan Hazreti İsa aleyhisselamı da görebiliyorsak, konuşabiliyorsak o zaman Hazreti İsa da bir boyuttan tekrar yeniden dünya boyutuna geçebilir. Ve maddenin az önce kardeş hani bir madde açılımı yaptı. Ben şimdi onu da biraz ne yapayım? Okşayayım bugünkü dilde. Madde boyutundan bir anda öbür tarafa geçtiğinde mana boyutu açılıyor diyelim. İşte o mana boyutu demek ki orada bir ayrı bir boyut var ki İdris peygamber hülle bitiyor onu görenler var. O zaman İsa aleyhisselam orada onu görenler var. Musa aleyhisselam orada onu görenler var. Ve bunların hepsi de farklı boyutlarda. İbrahim aleyhisselam var onu görenler var.
Ve miraca baktığımızda biz miraç bir anlık olan bir şey. Bir anlık olan bir şey de milyarlarca, katrilyonca bir boyut geçiriyor. Bu katrilyonca boyutu biz eğer ki bir bineğe binip böyle gidilecek bir noktada olarak görürsek bu da görülebilir. Ama biz bunu eğer ki bu noktada mana boyutu olarak algılarsak ve mana boyutu olarak, fiziksel olarak da bunun geçişini görürsek o zaman miraca bakış açımız da değişecektir bizim. Hocam şimdi siz soru bakmayın, konuştukça böyle birçok şey aydınlanıyor da ve de bütünler, parçalar böyle birbirine doğru geliyor. Şimdi fiziksel boyuttan başladı ve herkesin de kendi bir manyetik bir alanı var dediniz. Onu acaba şöyle değil, biraz önce de dediniz ya, Allah-u Teala biz kendi katımızı aldık ya da yanımızı aldık konusu. Kendi katımızı aldığımızda o düşünsel boyutta, kendi yanımızı aldığımızda madde boyutuna mı giriyor? Yani şunu demek istiyorum, madde boyutundan başladığımızda tekrar madde boyutuna gidip de iki madde arasındaki o diyelektrikten dolayı oluşan manyetikle falan bunu... Bir daha madde boyutu yok. Noktada ne teknik bir donanımım yok. Ben şimdi teknik bir donanım noktasında değilim. Bunların hepsi de peki, sufi diliyle bizim. Şöyle düşünebilir miyiz? İnsanın dünyaya gelmesinin sebebi bir evrim yapmak. Tanrısına ulaşmak. Bu evrim katmanları olarak düşünebilir miyiz? Eyvallah. Şimdi oldu mu? Şimdi oldu. Bunu normalde sufiler sevgisülük, meratip olarak görmüşler. O sevgisülükte hani düşünce olarak da değişiyor zaten sevgisülük noktasında. Düşünce olarak sevgisülükte değişirken mesela sevgisülüğün 4 katmanı vardır, kategorisi vardır. Nefsin 7 kategorisi vardır. Sevgisülüğün 4 katmanı vardır. Onun sevgisülük ruhun işidir. Nefis meratipleri nefsle alakalı şeylerdir. Ama sevgisülük kalple alakalı şeylerdir. Şimdi nefis meratipler açısından bakarsak biz emmare levvame mülhüme mutmainne radiyema diye safiye. Kur'an-ı Kerim'de geçerli zaten bunlar. Bunların hepsini ben bir şekilde bir noktada bu böyle uzun bir muhabbet onu bir yere o, yani bağlar oturturum şimdi bugünün konusu ve sohbeti değil. Sevgisülük biraz daha dünya kokar. Madde kokar. Nefis meratipleri biraz daha madde kokar. Biraz daha dünya kokar. Ama kalbin seyri, seyri sülük tamamiyetle manevi bir şeydir. Şimdi seyri sülükte mesela bir kimse önce fenafi dervişten başlar ya, eskiler onu fenafi dervişten başlatmışlar. Dervişte fena olma. Ardından üstadda fena olma. Ardından Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de fena olma. Ardından Hazreti Allah'ta fena olma. Orada bitmez. Devam eder. Ondan sonra Hazreti Allah'ta beka olma. Ondan sonra da ehadiyet gelir. Şimdi ehadiyetin sonu yoktur zaten. Şimdi bu biraz daha kalbi bir meratiptir. Mesela bir kardeşi sevmenin fenafi dermiş olma noktasında maddesel boyutu vardır onun. Ama asıl manevidir boyutu. O kimseyi siz öylesine seveceksiniz ki o kimsenin haliyle halleneceksiniz. O kimsenin açlığından haberdar olacaksınız. Toplumdan haberdar olacaksınız. Sıkıntısından haberdar olacaksınız ki etrafınızda olan sevgi bütünleşmesini gerçekleştireceksiniz. Yani siz etrafınızdaki unsurları, etrafınızdaki kardeşleri, insanları seveceksiniz. Hani Yunus'un yaradılanı severiz, yaradandan ötürü. Şimdi etrafındaki yaradılanları bu noktada yanı başındakini seveceksin ki fenafi üstada gidiyorsun çünkü. Üstadda fani olacaksın. O zaman üstadda fani olmak, üstada muhabbet beslemek, onu sevmek. Ve bunları severken de hep Allah sevgisi adına yapıyorsunuz. Allah sevgisi. O zaman o kimse üstadda fani olduğunda üstadın kalbinin derinliklerinde dolaşmaya başlıyor. Üstadın o esnadaki halini izliyor.
veya üstad ona halini izletiyor. Üstad o esnada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleriyle görüşüyor. Derviş onun görüşmesine vakıf oluyor. Üstad, o üstad onu izletiyor ona. Elinden tutuyor, gel evlat diyor. Burada şöyle bir alem var. Mesela Beytullah'ta tavaf edenleri seyrettiriyor. Ya mesela işte bir gün böyle yıl 95'te mi? Biz 95'teydi, Ömre'ye gitmiştik Şeyh Efendi Hazretleri'yle beraber. Herkes tavaf ediyor. Bana dedi ki Mustafa Efendi gel oğlum biz de tavaf etmeyelim şurada diren dibinde oturalım dedi. Peki efendim dedim ben. Hadi sen dedi arkadaşları tavafa gönderdin. Ben arkadaşlara dedim hadi çıkın tavaf edin dedim ben. Bundan rahat konuşuyorum, açık açık konuşuyorum. Sakın ha düşüncem şu. Yani bu adam nefsini burada bize satmaya çalışmıyor diye düşünmezseniz herhalde tanıdınız artık beni. Biz şimdi oturduk Beytullah'ın, onun oturduğu devamlı bir direk vardı. Direğe oturdu, o yaslandı. Ben onun yanına yaslandım. Bir edeptir. Üstad da aynı seviyede oturulmaz, aynı hizada oturulmaz, aynı sırada oturulmaz. Biraz dışarıda, kenarda durursunuz. Yani kenarda derken arkada durursunuz. Yakın dairedeki kimse biraz arkasında durur. Böyle açılırlar etrafında. Çok onun yanında durmak edebe mugayyirdir. Bizim aldığımız terbiye oydu. Ben böyle biraz geride duruyorum. En son çıkardı tesbihini, başladı zikrullah'a. Şimdi Beytullah'a bakmak sünnettir orada. İbadet hükmündedir. Tak gözünü yumdu. Şeyh Efendi Beytullah da gözünü yumacak. Derviş de gözünü yumacak. Nedenin içini yok. Ben de yumdum gözünü. Aa baktım Şeyh Efendi, Allah rahmet eylesin. Beytullah nurdan nura giriyor. Başladı ondan sonra nurdan nura girerken o nurun içerisinde tavaf edenleri de görmeye başlıyorsunuz. Beytullah'ı da görüyorsunuz. Beytullah'a göz kapanır mı? Şeriaten yasak. Gözler açık durman lazım. Beytullah'ı seyretme çünkü ibadet. Dervişleri de görüyoruz biz şimdi. Bizimkiler tavaf ediyor ya. Esmalarını dinliyoruz. Onları görüyoruz. O da görüyor. Ben onun gördüğünü de biliyorum. Tavaf edenlerin kalbinden geçenleri de görüyorsun, duyuyorsun. Işınlanmak gibi, böyle rabıta yapmak gibi. Suyu bakıyorsun, suyun ne düşündüğünü görüyorsun. Çakır suret. Surete bakıyorsun. Yani ona doğru hedefini döndürüyorsun. Onun ne düşündüğünü o esnadık halini anlıyorsun. Kaldırılacak gibi bir şey değil. Tabii şey efendi çat çat çat. Arada ben Beytullah'tan ona da bakıyorum. İkimiz de görüyorum ben. Yani biz ikimiz de oradayız. Ben şey efendiyi görüyorum. Şeyh Efendi'nin ne düşündüğünü de görüyorum. Ne yaptığını da görüyorum, duyuyorum. Kendimin de ne düşündüğünü, ne gördüğünü duyuyorum. Böyle enteresan bir şey. Uuu dedi. O alemde Mustafa Efendi buyurun efendim. Maşallah. Buyurun oğlum Beytullah. Ayrı bir zevk. Ayrı bir süslü değil mi dedi. Ben böyle kendimden geçmişim. Evet efendim. Ya dedi. Şimdi oradan da öyle diyorlar değil mi dedi. Şey efendi hadi neyse yaşlı orada oturuyor. Mustafa efendi de oturuyor orada diyorlar dedi. Ben de öyle dedi arkadaşlar birisi. Ya Mustafa efendi dedi. Gel de şimdi anlat bakalım dedi bana. Estağfurullah efendim. Maşallah oğlum dedi bana şimdi. Oğlum dedi bunların hepsi de bir yoldur dedi. Yıl 95 filan. Tabii Allah rahmet eylesin şey hani bu özel şeyleri hiç sormaz. Herkesin içerisinde. Hiç anlattırmaz.
bir arkadaş böyle ufak bir şey yaşadıydı. O böyle herkesin içerisinde bunu böyle sorma gibi, hani kendini, nefsini ortaya koyma gibi bir şey yapacaktı. Böyle onu dürdü, buttu, attı kenara. Böyle. Hani sen buradan neden konuşuyorsun? Ama Zikrullah'taki halleri sorardı. Mesela Zikrullah'ta birisi hal yaşadı. Yani görürdü onları. Ondan sonra derdi. Kalk, söyler ne gördün. O da kalkardı hemen. İşte şunu gördüm derdi. Öbürkünden ona derdi. Kalk, sen söyle. O da derdi şunu gördüm. Bazen bana derdi Mustafa Efendi. Oğlum arkadaşlar hal anlatır. Ondan sonra ben derdim kalk anlat ne gördün. O da söylerdi çatır hali. Şimdi biz bunu teknik tabirle, teknik deyimle anlatmamız mümkün değil. Bizim anlatmamız mümkün değil. Ama insanlar bunu, sufiler yaşıyor mu yaşıyor? Bu seyir sülükte yaşanıyor yalnız. Bu nefis meratiplerinde yaşanmıyor. Seyir sülükte olan derviş bu tip halleri, bu tip şeyleri yaşıyor. Ama herkes yaşar mı? Nereye kadar yaşar? Bu tabii farklı bir mesele. O yüzden ben nefis meratiplerinden fazla seyir sülüke önem veririm. Çünkü nefis meratiplerinden düşer bir kimse geriye. Seyir sülük biraz böyle tırmalatır insanı ama o böyle kolay kolay aşağı düşmez. Çünkü onun ikaz edilme yolu açık. Hani ona da Kur'an'dan şey verelim, ölçü verelim. Yusuf Aleyhisselam bir an Züleyha'nın aşırı isteğine karşı kalbi meyletti. Yakup Aleyhisselam olduğunu ve Yakup Aleyhisselam bir rivayette sen ne yapıyorsun deyip dizlerine vurdu Yusuf'a karşı. Bir rivayette böyle hani başına vurdu sen ne yapıyorsun gibisinden. Bir rivayette de parmağını ısırdı hani ne yapıyorsun deyip. Ve Yusuf'un babasının orada hal olarak gördüğünde farklı bir boyutta onu görüp Züleyha'dan geri döndü rivayet edilir. Allah'ın delili dedi odur. Şimdi bir mürşit bu manada, gerçek manada kamil ise mürit için Allah'ın delilidir. Mürit o mürşidin manevi ayak izlerine basarak da görür. Bu nedir? Bir manevi hal yaşarken üstad onun delildir. Asıl mürşidin delil olduğu yer orasıdır. Mürşidin başka delil olacak bir yeri yok. Yani al mesnevi, mesneviden okur. Mesneviye bugün mana veremezse yarın verir. Yarın veremezse ertesi gün mana verir. Bunu normalde oturur bütün mesnevi işaret edenlerin, bütün şarihlerin işaretlerini toplar, ortak bir şerh çıkarabilir kendisine. Bunu tekrar yazabilir. Bu önemli değil. Ben onu derim. Ayım şems, gülüm şems diyecek kim? Senin. Yani ayım şems dediğine senin normalde gece yolunu aydınlatacak olan bir şemse ihtiyacın var. Kim? Senin manevi noktada, seyr-i sülukunda yolunu aydınlatacak olan güneşe ihtiyacın var. Kim? Seni boyuttan boyuta geçerken o boyutların şeytanın dehlizlerinde mi? Yoksa mananın, sultanın, sultaniyet noktada dehlizlerde mi dolaştığının delili kim olacak? Yani şeytan hakikattir dedik, şeytanı tanımlayabilene. Şeytanı tanımlayamazsa bir kimse bu seyri sülükte şeytan çok rahat bir şekilde onu kandırabilir. Yani seyri sülükte biraz zor ama nefis meratiplerine kandırabilir. Nefis meratiplerinde onun ayağını çukura götürebilir. Seyir-i sülükte biraz zor. Çünkü seyir-i sülük delili gider o biraz. Yani üstadı görecek orası biraz böyle insana korku verir çünkü. Orada sanki boşlukta kalıverecekmişin gibi, yalnız kalıverecekmişin gibi, kimsesiz kalıverecekmişin gibi gelir. O yüzden mesela bu noktada üstadı vefat edenler bir bocalarlar ortalıkta. Hani onlar bu alemde yapayalnız kalmış gibi zannederler kendilerini. Kimsesiz kalmış gibi zannederler. Böyle küçücük, kör, sağır, dilsiz bir çocuk gibi ellerinden tutacak birisini ararlar, beklerler. Hazreti Mevlana'nın, şimdi buradan mesneviye de bağlı.
Hazreti Mevlana'nın Şems-i Tebrizi'nin ilk gidişinde kendisini öyle hissetmesi gibi. Hazreti Mevlana bunu anlamak, bunu kavramak bir insan için çok zordur. Hazreti Mevlana Şemseddin-i Tebrizi'nin ilk gidişinde kör, sağır, dilsiz, yapayalnız kalmış bir çocuk gibi ağlar. Çünkü o manevi dehlizleri biliyor. O manevi dehlizlerden geçerken kendisinin elinden tutacak hiç kimsesi kalmamış gibi hisseder bir anda kendini. Dağları vurur Hazreti Mevlana. Dağlardan toplarlar her gün onu. Farkında değildir sabahın olduğunu, gecenin olduğunu. Mevsup olur bir anda. Bir anda. Muvazeneyi kaybeder. Ve ne zaman dağa çıktığını, ne zaman namaz kıldığını, ne zaman şiirler okuduğunu, ne zaman ne yaptığını bilmez. Bir çocuk dahi kandırır o zamanlar onu. Bir çocuk dahi kandırır. Hani bir çoban hikayesi anlatırım ya, çoban der ki Şems'ten sana selam getirdim, üzerindeki cübbeyi verir. Der ki yalan söyledin, doğru söylediğini bilseydin canımı verirdim der. Yalan söylediğini bildiğim için cübbemi verdim der. O esnada çünkü Hazreti Mevlana Şemseddin-i Tebrizi'siz o manevi dehlizlerde yürüyemeyeceğini bilir. En iyi bilen odur. Bakın en iyi bilen odur. Çünkü daha seyir sülük tamamlanmamıştır. Sona varılmamıştır daha. Sona varılmadığını bilir o. Sona varılmak farklı bir şeydir çünkü. O insanı emin eder. O insanı kişilik, kimlik, bilgi sahip eder. Hikmeti sahiptir. Ondan sonra der Hazreti Mevlana Mesnevisini Şemseddin-i Tebrizi'den ümidini ikinci gidişten sonra ümit kesilince yazmaya başlar. Ve ümit kesilince yazmaya başladığında Hazreti Mevlana Şemseddin-i Tebrizi'nin gidişinden artık yakınmayacaktır. Ve hatta diyecektir ki benim ondan bir farkım yoktur. Bakın bunu ikinci gidişinden sonra söyleyecektir. Ve Şemseddin'den bahsederken artık kendisinden bahseder gibi bahseder artık. Çünkü ikisi de o manevi boyutta yol almış, ikisi de o boyutta gitmiş ve ikisi de birbirlerinin makamlarının aşağıda veya yukarıda olmadıklarını bilirler artık. Orası ehadiyettir çünkü. Ehadiyette makam yoktur. Ehadiyete gelinceye kadar makam vardır. Ve Hazreti Mevlana bilir ki Şemseddin-i Tebrizi Hazretleri'ne gittiğinde aslında o günkü kendi sınıfındaki, kendi dairesindeki, kendi bölgesindeki şeyhlerin zirvesindedir. Ama yetmez. Yetmeyeceğini nereden biliyor? Bakıyor mana aleminde Şemseddin-i Tebrizi kendisinden daha çok uzaklarda. Çok uzaklarda onu gördüğü için onun makamına, onun durumuna gidebilmesi için yol lazımdır. O yüzden kendini yapayalnız hissetmektedir. O yüzden kendisini kimsesiz hissetmektedir. O yüzden ayım şems, gülüm şems, hayatım şems, sen olmasaydın ne Allah'ı bilebilirdin, ne Muhammed'i bulabilirdin şemsten. Bakın ne Allah'ı bilebilirdim, ne de Muhammed'i bulabilirdim. Orada Muhammed'i bulmak, Allah'ı bilmek vardır. Ha, demek ki Hazreti Mevlana Şemseddin-i Tebrizi Hazretleri ile öyle mana aleminde gezdi ki Muhammed'i buldu. Oysa o güne kadar Hazreti Muhammed Mustafa onun peygamberi değil miydi? Peygamberiydi. Oysa o güne kadar Hazreti Allah inandığı Allah değil miydi? Evet. O güne kadar kitap olarak Kur'an'a iman etmemiş miydi? Evet. Ama daha o pişkinliğe erişmemişti. O yüzden dedi ki ayım şems, gülüm şems, hayatım şems. Çok enteresan bu. Sen olmasaydın, ama bu ikinci gidişten sonra söylüyor. Sen olmasaydın ne Allah'ı bilebilirdin ne de Muhammed'i bulabilirdin şems diyor. O zaman İnsanların buldukları bir Muhammed var, kitaplarda yazılı olan. Buna saygımız sonsuz, önünde hürmetle ve büyük bir saygıyla eğiliyoruz. O Muhammed doğru Muhammed. Ama bulunmuş değil. Bulunmuş Muhammed
sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri kitaplarda yazılanın üstünde. O zaman Allah'ı herkes biliyor mu? Kendince biliyor. Biliyor mu? Biliyor. Ama bilinmiş Allah bizim bilgimizin üstünde bir bilinmişlik var. O bilinmişlik farklı bir bilinmişlik. Yani o bilinmişliğe işaret çakması için söylüyorum ben bunu. Hazreti Ali Efendimiz'in sözü mıh gibi bende çakılıdır. Görmediğim Allah'a ibadet etme. Bilinmiş Allah'lık, bak bilinmiş Allah'lık ve Allah'ı bilme noktasına gelme. Allah'ı bilme, hani bilmenin kıyılarında dolaşma diyelim biz onu. Tam bilinmişlik değildir bu. Bilmenin kıyılarında dolanma. Yani o okyanusa ayaklarını değdirme. O okyanusun içerisinde dolaşma. O okyanusun içine dalma diyelim biz. Hazreti Ali Efendimiz diyor ki, görmediğim Allah'a ibadet etme. O zaman şunu bir kere kesinlikle ve kesinlikle kabul edelim. Ebu Hureyre radıyallahu anh hazretlerinin bir sözü var. Biz Muhammed Mustafa'dan iki ilim aldık. İlmin bir kısmını ön heybemize koyduk. İsteyene veriyoruz oradan diyor. Arkadaki heybeden bir şey konuşursam Hureyre kafir oldu der, beni katledersiniz diyor. O zaman tasavvuf arkadaki heybenin ilmine ermektir. Öndeki heybeden ilim kitaplarda var. Ayet var, hadis var, fıkıhçılar var, alimler var, zalimler var, hepsi de var. Hepsi de var. Biz o öndeki heybeyi kitaplıktan istediğimiz anda söküp alıp okuyabiliriz. Otururuz, araştırırız. Şimdi internet var, Google var. Yaz bir kelime, karşısında çıksın. Ne o? İnternet alimi ol. Kes, kopyala, yapıştır, koyuyor ve bitti. Bitti. Al sana bir kitap. Yok. Ama halse iş, seyir sülükse, tasavvufsa onun ilmi kitaplarda yok. O yüzden Hazreti Mevlana Mesnevi'de diyor ki, aşk yazılıp çizilmez diyor. Aşk yazılıp çizilmez. Yazılıp çizilen ne? Aşıkın halleri. Aşk yazıya gelmez. Aşk yaşanır sadece. Allah biz onlardan eylesin. Sorularınız vardı ama biz bugün ne olur? Bizim zaten malum sohbetler böyle bir minval üzerine gitmiyor. Ama şuradan Mesnevi'den bir harbi okuyalım yani. Biz en son 95'te kalmıştık değil mi? Oraya gönderdim işim bana Cemil. Burada mı? Bana öyle mesaj çekmiş. Misafir saraya geldik. 95'i okuyoruz. 93'ten itibaren. Bir geriden gidelim, dövecekler mi ya? Güneşin tutulması küstahlık yüzündendi. Hazreti Mevlana güneşin tutulmasını güneşin küstahlığına bağlar. Yani güneş kendi kendisine çok kıymetli olduğunu gördü. Bunun böyle hikayeden hikayeye geçiyorum. Güneşin tutulmasının küstahlık olduğunu söyleyen Hazreti Mevlana'nın bu bilgisi ta Sümerlerden eskiye dayanıyor. Ha. Hazreti Mevlana'da böyle enteresan bir şey var. Eskiye yönelik, eskiye doğru derinlemesine bir nüfuz var. Bir cümleyle milattan önceki bir hikayeye atıfta bulunabiliyor. Bir cümleyle kendisinden 1000 yıl, 2000 yıl, 3000 yıl sonra olacak olan bir hadiseye de atıfta bulunuyor. Ben hani bir yolu var insanın gidip geldiği, İnanıyorum derken bu Mesnevi tekrar okumaya, ara sıra ben böyle bir kitabı baştan sona okuyamam ben böyle.
Mesnevi'yi tekrar tekrar bazen bazı yerlerini okuyorum. Diyorum ki burası gelecekle alakalı. Ama ona bu son böyle birkaç yıldan beri vukufiyetim arttı. Hazreti Mevlana'da enteresan bir duruş var. Gelecekle alakalı görmüş olduğu halleri hal olarak anlatmamış. Bir hakikat penceresi, bir hakikatmiş gibi anlatmış. Ve gördüğüne öyle inanıyor ki, yaşadığı hale öyle inanıyor ki, o kesin dedi, o kesin. Onda şek şüphe yok. Ne geçmişe dönüp baktığında şek şüphesi var, ne geleceğe döndüğünde şek şüphesi var. Mesela işte güneşin tutulması küstahlık yüzündendir dediğinde, yani bu bende çağrıştırdı, şimdi az önce çağrıştırdı şey. Sümerlerden önce bu. Yani Sümerlerden önce, hatta Sümerler buna daha fazla inanırlar, güneşin tutulmasını güneşin küstahlığına bağlarlar. Güneş kibirlilik etti. Güneş kendine büyüklük verdi. Güneş kendi kendisine kıymetlilik verdi. Öyle olunca Cenab-ı Hak güneşin önüne ayı getirirdi. Hadi bak dedi, kibirlenip böbürleniyorsun, dünya benim yüzümden ısınıyor, serinliyor, kararıyor, bozarıyor diye. İşte dedi, senin de önünü kapatıverdim dedi. Burada Hazreti Mevlana güneşin tutulması küstahlık yüzündendir dediğinde ta çağlar gerisine, milattan öncesine, kendisinden 2000-2500 yıl öncesine atıfta bulunuyor. Diyor ki Sümerlerden önceki bir bilgiye atıfta bulunuyor veyahut da bu kendi bilgisiydi. Hiç Sümerlere kadar okumamıştı. Sümerlere kadar manevi bir zuhurat yaşamamıştı. Ama kendisi, Cenab-ı Hak ağzından onun döktü, dil onun oldu, göz onun oldu, ayak onun oldu, el onun oldu, onunla gördü, onunla bildi, onunla duydu. O zaman bir cümle söyledi, biz şimdi arkasından Sümerlerden önce bunun konuşulduğunu bildiğimizden diyoruz ki Hazreti Mevlana'nın kerametine bak. Ondan sonra Sümerlerden önceki bir bilgiye vukufiyeti var. Biz diyoruz bunu. Hazreti Mevlana o esnada hangi duyguyla bunu söyledi bilmiyoruz. Azazi cüretinden dolayı kapıdan kovuldu. Yani güneş küstahlığından tutuldu. Azazi de cüretinden dolayı kapıdan kovuldu. Azazi cüret etti. Allah'ın emrine karşı geldi. Cenab-ı Hak secde et dedi. Onun secde emrine karşı geldi. O secde emrine karşı gelirken de az önceki nefsin dayandırdığı aklı kullandı. Baksın, nefsin dayandırdığı aklı kullandı. Biz sufiliği yaşarken, tasavvufu yaşarken kardeşler akılsız bir tasavvuf yaşamayacağız. Bizim akılsız bir tasavvuf anlayışımız yok. Aklı reddeden bir tasavvuf anlayışımız yok. Biz nefsin güdümündeki aklı reddedenlerdeniz. Nefsin güdümündeki. Yoksa Kur'an'da birçok ayet var. O akıl sahipleri iman eder. O akıl sahipleri düşündü mü ki? O akıl sahipleri ibret aldı mı ki? O akıl sahipleri ancak buna inanır diye. Ha o zaman bu kitap akıl sahiplerinedir Kur'an. Mezhebi akıl sahiplerinedir. Din akıl sahiplerinedir. Sevmek akıl sahiplerinedir. Duygu akıl sahiplerinedir. O zaman biz akıl sahibiyiz. Cenab-ı Hak bizi eşref-i mahlukat olarak yarattı. Yani yaratılmışların en fevkinde, en güzeli, en tatlısı, en şirini, en mükemmeli olarak yarattı. Sakın şuna inanmayın. Yok işte uzaylılar bizden iyiymiş de, bizden öndenmiş de, hepsi de yalan. Yani Cenab-ı Hak onlara ilham etse, onlara gösterse, onlardan, onların yaşadığı hayattan, onların görüntülerinden bir parça onları verseler, vallahi de, billahi de, tillahi de, yemin ediyorum, geceleri uyuyamazlar korkularına. Uyuyamazlar. Ertesi gün gündüz dünyada dolaşamazlar. Dolaşamazlar. O böyle onu görse gözünün önüne gelecek onlar. Her birisini görse var ya, gözünün önüne geldikçe var ya, irkilecek. Yemek dahi yemez. Aç, zelil, zelil bir şekilde çeker gider. Perişan olur. Evini, barkını, çoluğunu, çocuğunu, işini, aşını, eşini, her şeyini dağıtır. Her şeyini dağıtır. Ancak belli bir eğitimden, belli bir terbiyeden, belli bir tecelliyatlardan geçtikten sonra ancak onlardan birilerini görebilir. Yoksa perişan olur. Mümkün değil.
Allah muhafaza eylesin. Hani şeytanın böyle en gerçek suretinden bin kat ileride uzak bir suretini görse insan yemek yemez. Uzun müddet. Yemek yemez. Sakın öyle yok işte Merih'te şurada burada Sirüs'te şurada uzaylılar vardı gelecek yani işte bizden daha ileride inanmayın. Hiçbir kainattaki medeniyet, kainattaki hayat standardı insanoğlunun yaşadığı hayat standardının üstünde değil. Biz kendi hayat standardını kendisi bozanlardanız, ifsad edenlerdeniz, nankör olanlardanız. İnsan oturduğu yerden alemleri seyran eder. Bunu hiç bir varlık yapamaz. Bunu hiç bir varlık yapamaz. O uzaylılar dedi, o varlıkları oturduğu yerden seyreder insan. Ama insan. İşte Asrazi cüretlendi. Yani gereksiz Allah'a itiraz etti. Allah'a isyan etti. Bakın. Bunu şöyle sınıflandıralım. Ben bir arkadaşa dedim ki bu suyu buradan alır mısın? O arkadaş suyu almam da demedi. Suyu da almadı. Arkadaşa dedim ki bu suyu buradan al. O dedi ki ben bu suyu almam. Ben de dedim neden almam? Ben senin emrini dinlemem ki dedi. Şeytanın yaptığı bu. Eğer şeytan hiç yapmamış olsaydı, secde etmemiş olsaydı, itirazını da koymamış olsaydı ne türlü? Hem yapmadı hem itiraz etti. Cüret bu. O zaman buradan şunu söylemek için söyledim bunu. Öyle şeyler yapın, cüret göstermeyin. Ben namazı kılamıyorum ya. Allah beni affetsin. Ben namaz kılmam. Cüret. Ben oruç tutmam, cüret. Ya tutamıyorum ya. Allah beni affetsin. Bakın cüret değil. Ya hakkın helal. Bu konuda ben senin dediğini yapamıyorum ya. Cüret değil. Yapmıyorum. Cüret. İkisinin arasındaki fark bu. Asazi cüret yaptı. Yani yapamazlıkta kalmadı. Ona itiraz etti. Padişah kollarını açıp onu kucakladı. Yani gelen veliyi, gelen o mürşidi kamili kucakladı. Aşk gibi gönlüne, canına, canının içine çekti. Aşk gibi diyor, aşk gibi. Onu öyle sevdi ki, ona öyle ona muhabbet besledi ki, hani bir mürşidi kamili o kimse gördüğünde, ya ben onu daha önceden görüyordum ya. Ya ne sevimli ya, deyip içime alasım geldi ya. Yok ya, yani farklı bir şey ya. Onu sevmek farklı bir şey. Ya öbürü de diyor ki, yani kim bunu mu seviyorsunuz? Ya sen onu bilmiyorsun ya. Yani sen bundan uzaksın sen. Evet onu seviyoruz. Ya yok o farklı bir şey. İşte padişah gelen hekimi aşk gibi içine aldı, içine çekti, içine sindirdi. Sanki onu daha önce tanıyordu, sanki onu daha önce biliyordu. Sanki onunla daha önce sarmaşmış gibiydi. Sanki onunla daha önce buluşmuş gibiydi. Sanki daha önce birbirlerine aşinaymış gibiydi. Elini alnını öpmeye koyuldu. Yerini yurdunu geldi yolu sormaya başladı. Elini alnını öpmeye koyuldu. Hani sevdiği, muhabbet beslediği bir kimse geldi. Sevdiği, muhabbet beslediği bir kimse gelince onu ne yaparız biz? Büyükse elinden öperiz. Küçükse alnından öperiz. Sevdiğimiz gelmiş çünkü. Alnından öpmek Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sünnetidir. Hazreti Ali Efendimizin abisi olan Cafer Tayyar'ı alnından öptü. Büyük alnından öper gelen kimsenin o alnından öpülen kimseye o kimse bütün sevgisini ve muhabbetini veriyor. Onun alnından öpüyor. Ona bütün sevgisini ve muhabbetini veriyor. Ne yaptı Cafer-i Tayyar o esnada?
Hayber gazasından hemen bittiği zamanda gelişleri. Hatta Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri dedi ya, Cafer'in gelişine mi sevineyim, Hayber'in fethine mi sevineyim dedi. Bakın iki sevinci bir yerde. Hani diyor ikisi de birbirinden aldırmıyor. Çünkü Cafer-i Tayyar, Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerine çok benzeyendi. Hazreti Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri şemaline, yürüyüşüne, duruşuna ona çok benzerdi o. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Cafer-i Tayyar'ın gidişine çok üzülmüştü zaten. Geldiğine öyle sevindi ki. O yüzden onun alnından öptü. Alnından öpünce ne yaptı Cafer-i Tayyar? Sema etti. Sevincini sema ile gösterdi. Başladı Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin etrafında sema etmeye. Onun etrafında dönmeye başladı. Onun etrafında bildiğiniz pervane gibi dönmeye başladı. Ehli tasavvufun bir kısmı der ki, gitme hacca. Bir mürşidin etrafında tavaf et der. Bu oradan gelir. Cafer-i Tayyar Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü alnından öpülmek sevgi noktasında en yüce yerdir. Bir mürşid, bir veli kolay kolay bir müridin alnından öpmez. Bir erkek eşinin böyle bu bilinçle alnından öpüyorsa eşi onun etrafında sema etmeli. O diyor ki seni bu gördüklerimin içerisinde en fazla sevdiğim şey. Alnından öpüyor onu. Şimdi hani alnından öptü diyor ya padişah veliyi alnından öpüyor. Diyor ki aynı zamanda padişah ya temanna ediyor. Ona sarkıyor. Onun seviyesine iniyor. Ona ne yapıyor? Ona sarkıyor. Ona tenessül ediyor. Elinden öptü diyor. İki hali birden yaşıyor. Kim elinden öptü? Yemenliler büyüklerin elinden öperlerdi. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin de elinden öperlerdi. Sahabelerin büyüklerinin de ellerinden öperlerdi. Sahabeler alıştılar el öpmeye. Ve Hazreti Resulullah dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri, bu dedi el öpmek Yemenlilerin sünneti olarak bizde kaldı. Biz şimdi büyüğümüzün elinden öperiz. Padişah hem elinden öperekten, hem alnından öperekten, hem küçüklüğünü gösterdi, hem büyüklüğünü gösterdi ki padişah çünkü ne? Ruh. Padişah çünkü ruh. Şeyde gelen hekim de hem alnından öptürerekten hem elinden öptürerekten hekim de hem büyüklüğünü gösterdi hem de tevazusunu gösterdi. Bakın hiç kimse birbirinden aldırmıyor. Yani talebeyle, müritle, mürşid arasında aldırmak yok. Şimdi mesela Mevleviler son müridin önünde selama dururlar. İlk önce ilk müridin müritle selamlaşır. En sonunda son müritle selamlaşır. Der ki Mevlevi Üstadı Poçsiniz. Son müritle selamlaşır. Senden bir farkım yoktur. Tevazı gösterir. İlk müritle selamlaşır. Der ki ben senin üstadınım. Evet sen de benim müridimsin. Ama yine de birbirimiz ikisi de eğilirler. Derler ki birbirimizden farkımız yok. Bu engin bir tevazu ve edeptir. Sonra baş köşeye kadar çekti. Sonunda sabırla bir hazine buldum dedi. Sonunda sabırla bir hazine buldum dedi. Sabır anahtardır. Güzelliklerin anahtarı. Sabır şükrün anahtarıdır. Sabır kemalatın anahtarıdır. Sabır pişmenin anahtarıdır. Sabır yolun anahtarıdır. Sabır hayatın anahtarıdır. Sabretmezse yol gidemez. Sabretmezse dinleyemez. Sabretmezse öğrenemez. Sabretmezse pişemez. Allah bizi onlardan eylesin. Amin. Hakkınızı helal edin. El Fatiha. Maşallah.
Yani hakkınız herhalde burada sorularınız vardı. Ama bu sorular kaldı. Yani ben böyle soruları es geçmeyi çok sevmiyorum biliyorsunuz ama ondan sonra burada da yapacak bir şey kalmadı. Cemil. Bu cevaplandıramadığımız sorular var. Bu kardeşler inşallah haklarını bize helal etsinler. Önümüzdeki hafta, önümüzdeki ay bunları yok etme. İyi mi? Sakla. Kimsenin hukukuna zayi etmiş olmuyor. Bir şiirimiz vardı. Kardeşler dinlerlerse memnun oluruz inşallah. Evet hocam, müsaadenizle kısaca kendimi tanıtayım ve buyurun davet edeyim. Ve buradaki biz Şairler Yazarlar Derneği'nin de üyesiyim. Şairim, yazarım acizane. Bir Sarkılmışlar Derneği'nin yönetim kurulu başkanıyım. Buradaki bütün konukları sizin zaretinizde hocam. Bu cumartesi günü Sarkamış etkinliğimiz var. Derince Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde var birincisi. İkincisi de 22 Şubat'ta Dolphin midir, Dolphin midir neyse ismini de hala öğrenemedim. Orada yine Profesör Doktor Güngör Sönmez hocamızın etkinliğinde Sarkamış etkinliğimiz var. Hocamız burada Sarkamış'ta şehit olanlara hizmet Anladım. Etmek bilmem hocam bir ibadet midir nedir? Yani siz daha iyi bilirsiniz. Orada bir sürü hizmet eden insanlar var. Ben de Kastlıyım, Sarkamışlıyım. Burada şairler yazarları dedik hocam. Mevlana'dan bahsederken aşkın gözyaşları var. Belki birçoğumuz okumuşuzdur. Sinan Yağmur'un hocam. Mevlana ile Şems'i o kadar güzel anlatıyor ki. Hocamın tatlı dilinden ağzından da burada dinledik. Ben onu dinlerken onları da okudum. Şuradaki sizler ve hocam için de kısaca bir dörtlük yazdım. Hocam şair diye buyurdular. Sizi bütün aleme bir örnek etmek lazım. Sizi yetiştirenin elini öpmek lazım. Eyvallah. Ne demiş büyüğümüz? Cehaletle savaşın, sakın geri kalmayın, hep bilimle uğraşın. Kimsenin şikayeti yok sizden zarar gören. Bu sözlerin mimarı elinizi öpen Ayhan. Saygı Allah ve sevgilerimi sunuyorum, hürmetlerimi sunuyorum efendim. Sağlıcakla kalınız. Belki içimizde Kas ya da Sarkamış'ta hemşehrilerim varsa onları da ayrı buradan gelmek istemiyor. Özellik olursa onları da ayrı davetiye takdim ederim. Hepinizden Allah razı olsun. Allah razı olsun. Saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum hocam. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar serbest. Soru soran varsa yine sorabilir. 5-10 dakikada nefesleneceğim. Burada oturacağım. Hocam bir şey soracağım size. Estağfurullah. Özür dilerim. Bir anımı canlandıracağım burada. Ben 1986 ya da 1985 yılında Ümre'ye gittim. Büyük bir heyecanla gittim. Görevimi yapmak için gittim. Meğerse Kabe'ye girerken pabuçlarını koltuğunun altında saklamışım. Çıktığımda İtalyan pabuçlar vardı ayağımda. Çalmışlar. 60 derece asfalta bastım ve küfrettim. Şimdi ben ne yapayım? Tabii o zamanki kafamda şimdiki kafam farklı ama işte o zaman öyle bir halt ettim. Şimdi şeyde ben de buna anıyla cevap vereyim. Cenab-ı Hak nasip etti, 92'de hacca gitti. Şeyh Efendi benden önce gitti, o 3 ay gitti, ben de sonradan gitti. Onunla beraber giden bir arkadaş daha vardı yanında, genç bir arkadaş. Ona dönüyordu şimdi. Daha yeni, dakika bir, gol bir der gibi. İsmail, buyurun efendim. Hacı ne demek oğlum? Gücü yettiğince hırsız, gücü yettiğince haksız, gücü yettiğince yalancıya hacı denir efendim. Allah'ım dedim ya. Ulan Mustafa Özbağ, tarif derim. Ben onu kenara atma. Arada dönüyor böyle şey efendim. İsmail, buyurun efendim. Hacı ne demek oğlum? Gücü yettiğince hırsız, gücü yettiğince haksız, gücü yettiğince yalancı hacı denir efendim.
Tabii giderken tedarikli gittik. Şeyh Efendi yemeği alırız, Hacane yemeği alırız. İşte otel yakın bizim. Ondan sonra hizmet görürüz diye. İşte Bayındır'ın peyniriydi, yok Bayındır'ın tereyağıydı. Yok işte bizim oranın biz kavurmasını farklı yaparlar. Şeyh Efendi de seviyor, kavurmasıydı. Daha ikinci gün, üçüncü gününe bizimki geldi. Ya peynirleri bir yere mi verdin dedi. Dedim onca peyniri mi dedim ben hani bir yere. Dedi peynirler yok. Ya hepsi mi yok dedim. He? Hepsi yok dedi. Onları vakumlattık. Böyle kestirdik. Yani bir önünü vakumlattık. Allah Allah. Kalktık. Gittik mutfağa. Dedim neredeydi peynirler? E buradaydı. Dedim kabahat. Senin neden dedi? E dedim meydana koymuşum. İhtiyacı olan da yemiş dedim ya. Boşak helal hoş et dedim ya. Ben şimdi. Ya dedi Şeyh Efendi yedirecektik de şöyle. Ya dedim bırak helal hoş et. Bırak hacca geldik. Ertesi gün salça gitti. Ertesi gün pişmiş. Biz şimdi Şeyh Efendi yeme alacağız ya. Bizimki yemek yapmış şimdi. Şeyh Efendi'yi yeme alacağız biz. Hadi çağırdık. Şeyh Efendi böyle bize gelirken rahat gelir. Oh, selamünaleyküm. Hadi gel Mustafa Efendi yemek var. Hadi gel Mustafa Efendi yemek var. Biz otele gidince şimdi eski arkadaşlar büyüler burada. Şeyh Efendi yanında etrafında şey yok yani. Çağırır yemeğe getirir. Biz bir geldik. Yemek yok. Bizimkinin saçları havada. Dimdik. Ne oldu? Dedi ya yemekler yok. Ne? Pişen yemekler. Ha? Bir de ne diyormuş kadın? Hacı eline sağlık. Çok güzel olmuş. Sonradan birkaç gün sonra. Ne? Haydi şimdi Şeyh Efendi hazır bir yemek yemez. Bir şey yapmaz. Biz paldır küldür bir şeyler dedim efendim. Okunuz helal edin. Bunu söylemek istemedik ama dedim. Bizimki yemekler hazırlamış. Burada yemişler efendim ismi. Yaptı böyle. İsmail dedi. İsmail orada dedi. Buyurun efendim. Hacı neden getirdin? Gücü yetince hırsız, gücü yetince haksız, gücü yetince yalan cihacı denir dedi. Tamam mı? İnanım efendim dedim ben. Burada yaşıyoruz bunu dedim. Şimdi Allah rahmet eylesin. Şeyh Efendi bize, ya bana dedi. Oğlum dedi herkes kapının önünden bir terlik giyer. Sufiye haramdır oğlum hadi. Kimsenin dedi oradan terliğini giyme dedi. Bize bir kapı vardı oradan. Biz o kapının ne olduğunu bilemedik. Sonra ben ömreye gittiğimde öğrendik. Bu kapıdan çıkmanız girmeniz yasak size dedi. O çarşıya girip çıkıyormuş oradan. Şimdi biz o şeyi yani 92'de terbiyeyi aldık. Bizim odada kalan vardı. Allah'ım adam böyle sanki trilyoner öyle anlatıyor. Allah Allah. Bir müddet sonra haccın sonuna doğru yani hiç de öyle bir şey değil. Trilyoner de değil. Öyle paralı pullu bir kimse de değil. Mustafa Özbağ. Hacı kime denir? Gücü yettiğince yalancıya. Ben biraz fazla eleştirilirim sohbetlerimde. İğneyi kendimize batırmamız lazım. Eğitimsiziz biz. Yani hacca gidenler o hac kitapçığını dahi okumadan gidiyor. Bakın, dünyanın hiçbir topluluğunda yoktur. Böyle bu, hocam hakkınızı helal edin. Bir şey böyle siz yardım olarak atamazsınız. Ve ona da insanlar kapmak için hüradeye koşamazlar. Bu koşanlar kim biliyor musunuz? Hacı. Hiçbir toplumunda, bunlar açık açık konuşuyorum. Ola ki buradan hacca ömreye gidenler varsa, etrafındakilere hiç olmasa yapmamakla öğütlesinler. Dünyanın hiçbir toplumunda, hadis de sabittir, insanların yollarını gelip geçen yollara, insanların gölgelendiği, dinlendiği alanlara, oturduğu, ikamet ettiği alanlara, alanlar kirletilmez. Çok özür dilerim. Küçük abdest bozulmaz, büyük abdest bozulmaz, oraya lağım atılmaz. Mesela derelere, denizlere, ondan sonra göllere
ilahın atamazsınız. Dinen caiz değil. Haram. Gömeceksiniz onu. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri gömmüş. Yani necis olarak atılacak bir şey varsa o gömülecek. Mesela eğer insanların yağınları varsa gömülecek o. Siz onu götüreceksiniz bir susuz bir araziye. Oraya da onu vereceksiniz onu. Toprağa gömeceksiniz. Denize atamazsınız. Ve eski ama şimdi işte onu temizleyeceksiniz. Arıtacaksınız. Biz Cenab-ı Hak nasip etti. 2005'te tekrar gittik. Önceleri hep ömreye gittik de 2005'te hacca gittik tekrar. Ömrede bu kadar olmaz da haçta daha fazla. Arkadaşlarla gittik. Eski arkadaşlarımla gittik biz. Değişmeyen hiçbir şey görünce derinlemesine üzüldüm. Bir tır yanaşıyor böyle oraya. Yoğurt atıyorlar. Bildiğiniz yoğurt. Veya ekmek atıyorlar. Veya böyle küçük böyle işte ekmek, yoğurt, peynir bir şeyler koymuşlar. Ondan atıyorlar. Bütün eller havada. Herkes birbirini eziyor. Bazen hani böyle Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri ashabının gerisinden gidermiş genelde. Önden gitmezmiş. Ben de o sünnet olsun diye arkadaşlardan birisini sen öne geç. Öbürkünü diyorum sen öne geç. Sırayla öne geçiriyorum bunları. Ben de arkadan gidiyorum. Bakıyorum oradan gene bir tırı yanaştırmışlar. Oktay'a dedim. Oktay sola çarpma işte dedim arkadan. Oktay bir ara geri geldi. Dedi efendim hakkını helal et dedi. Fark ettim dedi. Hep böyle dedi yardım tırları, yardım kamyonları bir şey dağıtılan yerden bizi uzaklaştırıyordu. Oktay dedim biliyorum hiçbiriniz bir şeye elinizi uzatmazsınız. Ama dedim ola ki bir an dedim nefsiniz galebe gelir de bir şeye elini uzatırsanız sizden tiksinirim diye korkuyorum dedim kendimden. Çünkü dedim yok böyle bir şey. Kıymetli dostlar birisine yardım ederken asla havadan atmayın. Tepeden atmayın. Onu belli etmeyin. Mümkün olduğunca onu kırmadan, incitmeden, üzmeden, habersizce, sessizce, böyle bir hayalet gibi olun. Ilık ılık, sanki böyle akıyormuş gibi, sanki ilikmiş gibi, bir yer akıyormuş gibi. Yardım ederken öyle yardım edin. Öyle yardım. Asla kibirlenmek, büyüklenmek, tepeden bakmak. Ha sana yardım ediyorum ha. Veya göstermek. Herkesin içinde vermek. Bunların hepsi de İslam kültüründe yok. Asla yapmayın. Ve bir yerden mesela bir şey dağıtıyorlar değil mi? Böyle kapmak için uğraşmayın. Kapmak için uğraşmayın. Bırakın. Gelir ihtiyaç varsa size. Nasibiniz sizi bulur. Bakın nasibiniz sizi bulur. Yok İslam kültüründe böyle bir şey. Allah bizi affetsin. Böyle bir başkasının terliğini almayın. Hacca gelmişsin ya. Hacca gelmişsin. Bir başkasının terliğini nasıl giyersin? Bir riyalliğe tanesi. Eğer o bir riyalliğin yoksa gelme hacca. Bir pet şişe su almaya muktedir değilsen gelme ya hacca. Hac sana farz değil ki bu manada. Ya bir pet su almak için sen orada kamyonun tepesinin önünde o adamın kibirlice, saygısızca, insanlık dışı bir şekilde böyle bir şey atarken onu almaktansa susuzluktan ölmeye razı. Yani, yok böyle bir şey. Taklit ediyorum ki asla böyle bir şey meyletme. Kamyonun başına oturacak, atacak böyle. Bir de atarken de bakacak ne tarafa atayım diye. Ve bakacak hangi tarafta kadınlar daha fazla yalvarıyorsa o taraf atacak. Hangi tarafta ona daha fazla temenni ediliyorsa o taraf atacak. Yok böyle bir şey. Bu İslam değil. Medine'ye gittiniz. Medine'de Cami-i Şerif'in biraz ilerisinde bir genel tuvalet var. O genel tuvaletin suları merdivenlerinden akarken orada yatan Arapları gördünüz mü? Şimdi onları temizlediler hep. Bunlar kalmadı şimdi hiç. Bilmiyorum ben gördüm. Bilmiyorum benim en son gittiğimde 2005'te yoktu kalmamış. Ben bunlar. Dedim ya 1984 miydi? 84 evet yok miydi? Şimdi çok temiz ortalık. İnşallah daha da temizlenir şu uğurlar. İnşallah çünkü
dozerlerle şeyleri kurbanları şey yapıyorlar. Şimdi onları da düzenlemişler. Şimdi artık direkt buzhaneye gidiyormuş. Yavaş yavaş değişiyor inşallah. İnşallah. Hakkınızı helal edin. İyi geceler. Hoşçakalın.